Bir daha aç. Allah! Günaydınlar. Gideme dur, gidene dur demem, kalana hoş geldin. Şimdi anladım, şu anda anladım. O yüzden. Sen var ya, sen şer birliğinin, sen sinsiliğin, sen... Aşkım, aşkım. Yani ben mi haklıyım, bir bakar o mu haklı? Aşkım. Şuraya bak. Bakar mısın? Yani. Şimdi, başlar başlamaz. Gidene git denir mi? Denir. Anca gidersin ama gelene... Hoş geldin denir. Allah size çok büyük sürprizlerimiz var. Sürpriz olarak mı algılıyorsun? Parayı bulan gidiyor dermişim. Ben aslında hiç oralardan girmedim. Biliyoruz ben hayatım. Normal girdim. Sen ama zaten çok saf bir kızsın. Hep söyleyecek bir şey var. Hep biri bir laf söyleyecek. Kaos. Yine seviyorsun. Bak buradan aktı. Bakın efendim. Buradan kanları görüyorum. Kanları görüyor musunuz efendim? Ne güzel olmuş bugün. Ben yine normalden devam edeyim. Söyleyeceğini yine söyle. Söyledin. Mesaj iletildi. Mavi tik görüldü. Efendim ekranları başınıza hoş geldiniz. Yağmur Çevik, Arto Dalga, hello. Hande Sarıoğlu. Söylemezsem olmaz masası hazır. Siz de hazırsanız başlıyoruz. Yine magazin turlarından dop dolu içeriğimize. Bugün aynen. Konuşmadığımız konu kalmayacak. Bakalım dünden bugüne neler gelmiş göreceğiz. Ama sizin de bize katılmanızı istiyoruz. Söylemezsem olmaz official bizim Instagram adresimiz. Blok Yağmur'u. Arto Dalga. Arto Dalga. Ay aşkım ya. Arto Dalga'ya yaz. Ay dün ne yazmışlar o kadın ilişkileri o Serenay'ın göğüsleri için. Ayrık daha iyi olur. Ayrık olmazsa niye açarsın? Neler yazmışlar? Neler yazmışlar? Yine bir Serenay Sarıkaya konuşacağız. Yine bir Mert Demir konuşacağız. Süper. Bu ara gündemde ikisinin adı da ayrı ayrı da olsa yine beraber de olsa Mert çokça anılıyorlar. Çok popstar'dan çıkmış öyle. Hayır. Mi? Şey yani o ses yani hani aynen, o aynen. Yarışmadan çıkmış. Acun Akademi biliyorsun. Ya. Survivor o ses ama Türkiye. Ama oradan çıktı. Ama ikisi sen gel gör ki konuşan var mıydı yoktu. Tabii yoktu. Ne zaman Serenay ile aşk yaşadı? Mert Demir mi, acaba çağını yaşadı. Yani Serenay'ın bir dokunuşu var evet, evet var. Ama onun haricinde yaptığı şarkıların etkisi o çok, çok yüksek oldu. Bir de Yılmaz Morgül'ün çok şeyi var. Şeyi ay Kepster yıkıldı bayramdan beri ateşe düştüm de ateşe düştü. Neler yapılmış hakkımızda? Sen gördün mü Amerika'dan? Gördüm görmez mi? Ah görmez olaydım. Yılmaz Morgül etiketten bizi deliye çevirdi. Beni manyak etti. Etiket. Kız adamı çağırıyorsun adam kendi programını kendi yapıyor. Aynen. Şu fragmanları yayınlayın. Evet şunu ya. Koyun. Şu haberi de girin. Ay şunu da bak. Ay dedim ki Allah seni kahretmesin yani. Ya orta çok iyisin ya. Vallahi. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Çünkü biz konuşarak zaten magazin enerjikle yapmaya başladık. Konular bizi bekliyor. Aynen. Ne yapacağız? Biliyor musunuz? Şöyle söylemezsem olmaz farkıyla bir magazin turuna çıkarıyoruz sizi. Dönüşte de o magazin turunun içeriğindeki İçinden her şeyi konuşuyoruz. İçinden geçeceğiz. Hazırsanız hazırız. Buyurun magazin turuna. Hande Erçel, oyunculuk performansı, özel hayatı, gittiği, gezdiği yerler derken gündemden düşmüyor. Sevgilisi Hakan Sabancı'yla bir oradalar bir buradalar, hızlarına yetişmek ne mümkün. En son Japonya'da almışlardı soluğu. Japonya tatili devam eden sosyetik çift pek sevdi oraları ve Japonya'nın altını üstüne getirdiler. Hande Japonya'da değil harikalar diyarında gibiydi adeta. Sanki bir rüyanın içindeydi ve bu anları takipçilerine aktarıyordu. Öyle eğleniyordu ki sırılsıklam olmasına aldırış etmedi. Aynı zamanda sırılsıklam aşıktı da Hakan Sabancı'yla romantik anlarını paylaşmadan da edemedi. C
Cem Yılmaz son günlerde enteresan sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor ünlü komedyen. Eks aşkı Serenay Sarıkaya derin dekoltesiyle New York'u sallamıştı adeta. Ama asıl bomba Cem'den gelmişti. Sosyal medya hesabından İngiliz komedyen Marty Feldman paylaşımı yapması Serenay'a yapılan bir gönderme olarak yorumlandı. Bu kez eks aşkına değil yakın arkadaşına gönderme yaptı beyefendi. Çağlar Çorumlu'yu andıran İngiliz komedyen Ben Hill'in fotoğrafını paylaştı ve "İyi ki doğdun" diyerek ilginç bir kutlama yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, popüler çiftin oğulları Kurt Efe 2 yaşına girdi. Kurt Efe için düzenlenen doğum günü partisinden yayınlanan video büyük beğeni topladı. Babası Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi Başak Dizer çılgınlar gibi eğlenirken, Kurt Efe'nin tatlı ve umursamaz halleri ise sosyal medya kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Kenan İmirzalıoğlu da doğum günü partisine katılanlar arasındaydı. Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte yan yana verdikleri pozu İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı. Böylelikle bir döneme damgasını vuran Ezel dizisinin Ezel'i ve 8'i yıllar sonra tekrar bir araya gelmiş oldu. Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in çocukları Karan da 5 yaşına girdi. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla doğum günü pozlarını paylaştı. Fahriye Evcen, oğlunun doğum gününde çocuklar gibi eğlendi. "Köz köz oturduğumuzu düşünmeniz bizi üzer" yazarak kaydıraktan kaydığı anları da böyle paylaştı takipçileriyle. Motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn da 5 yaşına girdi. Minik Zayn doğum gününü lüks arabayla şov yaparak kutladı. Burcu Güneş, Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri, bu zamana kadar birçok unutulmaz parçaya imza attı. "Biz aşkı meleklerden çaldık, oflaya oflaya, anıları yak, gül kokusu" gibi sayısız parçayla geniş hayran kitleleri yarattı. Şarkıları ve sesiyle ön planda olan hanımefendi bu kez bir radyo programında söylediği sözlerle gündeme geldi. "Benim en zorlandığım şey güvendiğim insanların, yardım ettiğim ve en çok yanımda durması gereken sözleşmeli ortaklarımın arkamdan vurması olmuştu" diyen güzel şarkıcı bu sözlerle kime gönderme yaptığı merak konusu. Evet, bu magazin turundan en dikkat çeken ve en çok konuşmak istediğiniz konuları buyurunuz, seçiniz ve konuşmaya başlayınız. Hangisinden başlayalım? Sen Hande Erçel'den başlamalısın. Nereden bildin? Çünkü sen en çok onu konuşmayı seviyorsun. Hande Erçel'in kaprisini konuşmak istiyorum. Bir kapri iyiydi Tokyo'da, ayağından o kapriyi çıkarmadı. Ödüm patladı, kapri modası geri gelecek diye. Gördünüz mü? Ha, evet. Şöyle bir kaprisi vardı. Bu arada şöyle kapri kaldı mı Arto? Amerika'da evet. Var mı sen bilirsin. Eski, yani ama modamı bilmiyorum yani. Değil bence. Hani ben hep kendime uyan şeyleri giymeyi tercih ediyorum. Moda sana yakışanır diyorsun. Evet, yani genelde öyle diyorum.
Ben ama fizik olarak o Capri'yi taşımak, bir de o hani kot şortlar çıktı ya diz altı falan, onları da böyle Kendall Jenner'lar falan böyle giymeye başladılar. Abi o sigaret mi diyorsunuz, o pantolonlar bilmem ne, darpaça, darpaça gibi. Skinny. Tam sigaret. Evet. Sigaret biraz daha bolu. Skinny efendim şöyle. İnce yani zayıf ve şey demek, böyle sıkı. Üstüne yapışan dar, tamamen taç gibi saran. Şimdi bu moda diye ben o hani diyorum ya, panda gibi adamların, panda gibi kadınların, daha çok adamlar giyiyor ama yani yakışıyor mu Allah aşkına? Moda onun için yakışan erkekler diyorum. Erkekler diyorsun. Erkeklerde hele. Bir de şey, kısa paça aman giyerler erkekler, altına da böyle kösele bir çorapsız, ayakkabı giyerler, çorapsız. Biz yani, Hande Erçel'den buraya nasıl geldik? Hayır yani moda yakışan. Hayır moda yakışan moda mı yakışan değil mi? Hande Erçel'in kaprisine gelirsek, fiziğini öyle bir hale getirdi ki ne giysem yakışır. Ben giyerim, taşırım. Bunu moda da yaparım. Mu? Taşıyor. Taşıyor. Bir de Hande ile ve Artur ile arkada ne konuştuk arkadaşlar? Ben niye konuşmadım? Ben yok muydum? Neredeydim? İşte Hande ve Artur ile dedim. Ha tamam. Hande ve Artur. Evet, ben de buradaydım. Hay sen aşkım. Ben bir tek Hande tanıyorum, o da sensin. O da sensin, gelsin. Selami Şahin. Ay devamlı birbirlerini yiyorlar. Burada görün, can ciğer kuzu sarmasılar. Anlat. Artı sen Amerika'dayken biz çok mağlandık. İyi ki gittin. Anlat bazen, hadi anlat, Allah seni kahretmesin. Ama bazen böyle gidişler çıkışlar çok iyi geliyor. Çok iyiydi. Çok iyi geliyor, iyi ki gittin. Ben, ama iyi ki de geldin. Ben giderim. Evet. Dalga dalga. Hele bakın kim geldi. İkisi de türkücü olacak diye korkuyorum. Anlat kızım. Ben küçük Ceylan. Anlat kızım. Ne diyordum kız? Ay, tabii. Hande Erçel, kaprisi. Onu konuştuk hep beraber arkada. Bu kadar seyahat ettikten sonra, bu kadar bağlılık kurduktan sonra bu ilişki biter mi? Bu kadar biriktirdikler sonra, Ben de zannetmiyorum. Çünkü biz en son 16 ülke gezerken bıraktık bunları. Herhalde 20. ülkeye çıktılar bir yılda. Size hemen araya giriyorum, bir şey söyleyeceğim. Benim dostlarım, onların yaşadıkları, daha doğrusu Hande'nin yaşadığı sitede bir şekilde oturuyorlar. İkamet ediyorlar. Çok da söylemek istemiyorum. Tamam, karşıdaki herkesin bildiği. Evet, yaklaşık iki hafta önce muhteşem bir kavga çıkmış. Muhteşem. Öyle böyle değil, bir kavga çıkmış aralarında. Yani hani tabaklar havada uçuşuyor. Nasıl oluyor çeksinler? Aynı ben. Aynen. Aynı sen aynı doğru. Ben. Sonra tabakları atıyor kırıyor döküyor. Ay canım nasılsın? Sen de artık şizofrene bağlıyorsun mecburen kendini. Bir dakika Hande, önemli bir haber bu. Biz çok hep sadece evet, bucuk lay lay lom kısımlarını görüyoruz gerçekten ya. Gerçekten öyle. Çünkü komşuları söylüyor. Bana da komşudan al haberi. Sonrasında Tokyo'ya mı gitmişler peki? Sonrasında barışıyorlar tabii. Çünkü şiddetli aşk da biliyorsun. Tabii. Yani gerçekten olmuşlar, dediğinizde haklısınız bence. Ben olmuşlar de katılıyorum. Tutku bu kavga şiddetli kavgalar, o kavgalardan sonra daha aşk güçlü bir şekilde devam etme konusunda deneyim Hande'yim. Ben de Hande'yim. Aynen. Bu da Hande. Biz böyle delirdiğimiz Hande zaman sağ. İşte tabaklar, çanaklar, her şeyler yerlerde olabiliyor. Ağlamalar, zırlamalar. Sonra bir bakıyorsun ki boş yere bunu şey yaptığınla kalıyorsun. Yapma şimdi, boş yer, gönder, gön bilmem ne. Gönder demedik neyse. Ama kokoreççiye de ayıp olmasın. Neyi? Hayır mesela. Cuma günü geliyor kokoreç. Seni üzenler. Seni üzenler için diyorsun ya. Peki bundan yani bizim haberimiz var mı? Ben Eren'le konuştum akşam. Eren'i aradım ben. Eren getiriyor. Bir tek pazartesi günleri dükkanı kapadığımız için. Pazartesi günü şuraya dükkanı açacağım. Hadi Hande. Gelecek. Burada kokoreç partisini vereceğiz. Başladığımız günden beri ikinci aya giriş yapacağız. İki aydır kokoreç diye beni kaldı, yediler. Gidiyoruz. Tamam. İki aydır yalvarıyoruz. Neredeyse kovulacağız. Ramazan. Kokoreç yemedik. Ramazan girdi. Ramazan. Tamam. Tamam aşkım. O yüzden üç ayları bitirdik. Ramazan'ı bitirdik. Bayramı geçirdik. İki bayram arası kokoreç olur. Kokoreç olur. İki bayram arası çok güzel olur. Şimdi Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın arasındaki şiddete ben çok güzel onay veriyorum. Ben yaşamış biri olarak. Evet. Onlar her şeyi çok tutkulu yaşadıkları için yani fırtınam, felaketim, hasretim yetmiyor, sevişmeler yetmiyor. Yani şiddetin o şiddetten sonraki sevişme bölümü. Ne güzel şefkatin, sevdikçe sevesim geliyor. Ölene kadar peşindeyim.
Aman. Neyse şimdi çocuklara gelelim madem. Allah sizi kahretmesin. Bunlar zannedersin Sibel Can'la şey Seda Sayan program şarkı programı yapıyoruz yani şaka gibi. Ben Zayn, Kurtefe, Karan. Üçü de çocuk. Bence star olacak çocuklar. Zayn, sana nasıl ölüyorum bir çocuk? Ama çok korkuyorum nazar değecek diye. Evet ya. Yani böyle Gamze bir... Erçel'in bebeğine zarar, zarar diyorum. Nazar değdi işte. Değiyor. Yani hastalık oldu. Değer. Allah şükürler olsun. Aynen. O da şükürler. Sağlığına kavuştu. Güzel bir videoyla anne babası Gamze Erçel'le birlikte. Bunların arasında sizce kim star olur? Zayn, şimdi... Karan, Kurtefe. Kurtefe ve Zayn. Zayn hepsini geçer. Öyle mi? Evet. Yani ama spor dalında. Sporcu, sporcu kimliğiyle orada çok değişik bir çocuk izliyoruz. Farklı bir eğitim görüyoruz evet, ailesinden gelen. Süper. Ronaldo gibi bir şey olursa. Yani Ronaldo gibi bir şey olabilecek. Çünkü yarışçı olacak. Schumacher gibi yani bir şey olursa. Yani dünya çapında evet, o zaman star bir sporcudan bahsediyorsun. Ronaldo'nun büyük oğlu da öyle bu arada. İşte hayır. Öyle bir şey olursan o zaman Kıvanç Tatlıtuğ da olsan çok önemli değil. Tabii. Çünkü global ünlü olmak yani Schumacher olmak. Tabii. Yani daha Kıvanç Tatlıtuğ şey. Olmaktan daha, daha önemli bir şey. Zayn. Çok önemli isimlerin. Bu arada da kendi sevdiğin insanı böyle gömmek. Ben kendime de şaşırıyorum yani. Ama bu... Kıvanç Tatlıtuğ'u bu kadar sevip böyle bir gömebilirim yani. Ama sen şimdi kıyasla kategori çok önemli. Doğruyu söylüyorum. Hayır. Uyun o. Yani onu seviyorsun. Ama doğruyu da söylüyorum. Şimdi Schumacher gibi bir adam, Cristiano Ronaldo gibi bir adam tabii ki Kıvanç Tatlıtuğ'dan global olduğu için çok daha önemli ya. Yani tamam haklısın evet, orada yani. Ama bizim için de aslında geçer olan yani şu maerler değil. Biz, bizim Kıvanç. İçin Kıvanç yani. Biz onun haberlerine bizi Bursalı daha çok karşılık görüyor sonuç olarak. Yani Başak Dizer bir fotoğrafını paylaşıyor. Herkes altta oluyor. Allah adam aynen. Evli ama Kıvanç Tatlıtuğ'u gören bütün kadınlar yani karısının paylaşmış olduğu fotoğrafa bildiğin uluyorlar ama yani. Ama bu Yağmur çok kötü bir kız. Ben sana söyleyeyim. Bak bakışımdan bu, gördüm. Bu doğum günü için ne dedi peki? Ne dedi? Söyle. Gülme. Gülme söyle. Bu ne varoş bir kötü. Öbür türlüsünü söyleyemeyeceğim. Çünkü discrimination dediğimiz şeye giriyor. Ayrımcılığa giriyor. O adı söyleyemiyoruz. Yasak. Ne kötü bir doğum günü dedi. Söyleyemiyorum söylediğini. Evet kötü bir doğum. Ya bilmiyorum çok seviyorum çocuk ama bu çocuk doğum günleri beni bir rahatsız ediyor garip bir şekilde. Yani onların doğum günü mü? Cringe geldi bana bilmiyorum Başak Dizer'le Kıvancı her gördüğümde böyle bir... Cool geliyor. Cool gelmiyor. Hayır işte bu gelmiyor. Varoş geldi ona. Varoş geldi. Siz yokken çünkü arada bana söyledi ben de onu gammazlıyorum. Kıvancı'nın koluna taktı bandajdan tut. Fahriye'nin rüküşlüğünden tut. Çocuklar hayırlı olsun. Her mahkeme haberi geldi. Kim geldi? Yine mahkemeye veriliyor. Her gün mahkemeye veriliyor. Sen bence sus. Bana da geldi. Sen sus kaldı. Yani de mahkemeye verilme. Bana da geldi eve gitti tebrikat gelmiş. Aa. Nerene gelmiş? Ya hoş geldin kulübümüze. Hayır. Sana kimden geldi? Ben kazanmışım ama. Yok ya, hayır olsun. Ama mevzu neydi? Mevzu işte yine bir fenomenle olan bir dava. Kim? Karamenle olan bir dava. Seninki nereden? Ajdar. O Ajdar. Yok. Çağla Şikel. Ağzı düşük olan bir kızı olabilir. Bilmiyorum kim. Senin fikir. Aa Çağla Şikel. Senin fikir Amerika'da diss atman mı? Çağla Şikel işte. Ne alakası var? Ondan da onu da kazanmışım. Aynen. Onda bir problem yok. Yok. Yani davalar açılıyor. Heh. Yani sen de pat diye gidip ay ben bundan şikayetçi olurum diyorsun. Sana da gelecek hazırlan. Hazırlanayım. Bu iş böyle. Çok hazırım. Olduğunu cebinde ilk gelen tebrikattan anlıyorsun. Cebinde paran varsa ötersin. Hiç korkma. Cebinde paran yoksa sus. Susayım. Ha, sen ben olur. Susayım o zaman. O zaman ben burada şey yapayım. Moderatörlük yapayım bence. Yeni konuya geçeyim. Siz konuşun. Mis. Ha? Senin gözlerin bugün niye daha farklı? Ay gördünüz değil evet. mi? Dedim ki ne zaman fark edecekler? Çünkü değişiklik petrol yaptım. Petrol yeşili. Evet. Petrolü aman petrol. Canım petrol. Artık sana muhtacım petrol. Ne, konumuz petrol galiba. Bir bağlama buraya. Şimdi bir bağlama. Petrol çıkartıyoruz. Evet. Ve Mert Demir diyelim mi? Aynen. Mert Demir'den ne diyeceğiz biliyor musunuz? İbrahim Selim'in programına konuk oluyor. Ve kendisini ilk defa bu kadar kendine has bir şekilde ifade ettiği ve acaba Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'de ne bulmuş olabileceğiyle alakalı bize doneler verdiği bazı konuşmalar. Ya insan yani İsmail YK'yla da kadına jest ya da onu seviyorum demezsin yaparsın. Ya. Çok ince bir nüans var orada. Bir Mert Demir'in bu hem İsmail YK'nın ceviz şarkısını dahi bildiği konuşmalarını bir izleyelim. Sonrasında söyleyeceğim tamam. Ben sana.
Bir tarafta Ateşe Düştüm şarkısıyla müzik listelerini kasıp kavuran Mert Demir, diğer tarafta sıra dışı tarzıyla 90'lı yıllara damgasını vuran isim İsmail YK. İkiliyi aynı haberde buluşturan konuysa kız tavlama. Son günlerde Serenay Sarıkaya ile olan aşkı ve Ateşe Düştüm şarkısıyla magazin gündeminden düşmeyen isim Mert Demir. Bu kez yaptığı ilginç açıklamalarıyla gündem oldu. İbrahim Selim'in programına konuk olan Mert, kız tavlamak için çaldığın şarkı oldu mu sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi. İsmail YK'nın bütün şarkılarını bilirim mesela. Mert acaba Serenay'ı da mı İsmail YK şarkılarıyla tavladı? Bu da akıllardaki soru işareti. Aynı yazlıktaydık biliyor musun? Nerede? İsmail YK'la 6 kardeşiyle aynı havuza giriyorduk. İsmail YK'la? Ama ben şu kadardım yani. Anısı var. İsmail YK, gurbetçiler diye böyle bir aileydi onlar. Bir küme halinde havuza geliyorlardı. Siz de gurbetçi miydiniz? Değildik ya. Ama onlar bir küme haline geliyorlardı. Arkadaşlık, küme sohbet, haline. Muhabbet, site arkadaşlığı yok mu? Ben çok küçüktüm. 7-8 yaşındaydım. Ya bu o şarkıyı küçüğü söyleyen... Küçüğü de cebime gir. O Allah belanı versin. Derse, Allah belanı versin. Ben o zaman öyle diyordum. Allah seni kahretsin. Sana gelen bana gelsin ya. Serenay bu şarkıyı mı söylüyormuş? Yok, Ceviz şarkısı. Ceviz. Yalnız benim de İsmail YK'nın bütün şarkılarını biliyor. Olmam. Senin bilmediğin bir şarkı. Yani Mert Demir'i bir tek sen bilmiyorsun aynı canım. Kalitede, aynı kalitede maşallah. Aynı kalitede. Mert Demir burada bayağı bir iş adamı formatında bir böyle. Bir kilo almış sanki. Bir, evet. Hayır, bıyığını kestikten sonra o suratının evet, makyaja gitmiş. Ve o toplu suratı, o kilolu suratı tam ortaya çıkmış. Alnı da geniş. Aslında baktığında böyle tam memur. Bu evet. Videoyu izlediniz mi? Evet. Nasıl? Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Yani ben de şu anda ben burada İsmail YK'yı daha çok beğendim yani. Çok mütevazı. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi. Sen bu programı izledin mi? İzlemedin. İbrahim Selim'in İbrahim Selim'in Mert Demir programını yarın izledin mi? Valla bir saatti. Daha olsa daha da izlenirdi. Akıcıydı. Çok akıcı. Kendine has bir üslubu ve hazır cevap. O kadar rahat ki. Çok hiç rahat. Düşünmüyor ay ben burada ne desem. Bam 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 bütün cümlelerini rahat bir şekilde konuşabiliyor. İbrahim Selim'in galiba böyle bir yanı var. Çünkü kim gitse onunla böyle çok rahat ve fitresiz konuşuyor. Mert Ramazan Demir de böyleydi. Hakkında bir sürü iddialar vardı. Adamda kibir hissetmiyorsun ya. Evet, hissetmiyorsun. İbrahim Selim için diyorum. Hı-hı. Dolayısıyla sen de süngünü bırakıyorsun ve devam hı-hı. ediyorsun. Yani evet. bilerek gidiyorsun. Güvendiğin bir adam. Güzel bir sohbet olacağını da bilince evet. hatta daha da ekstra doneler veriyorsun. Sadece şu, şimdi İbrahim Selim'le Serenay Sarıkaya çok yakın arkadaşlar. Mert Demir de şimdi İbrahim Selim'e çok selebriti isimler, çok ünlü isimler konuk gidiyor. Artık o da çok ünlü bir isim olduğu tabii için de yarışması yapıldı. Yapıldı. Kanalda. Konuk oldu şimdi Mert Demir de. Ben sadece burada programın sonuna kadar izlediğim için acaba Serena ile ilgili herhangi bir soru gelir mi? Çünkü mesela Mert Demir şöyle bir bilgi vereyim. Melike Pusulam şarkısını birlikte hı-hı. yaptılar. Şahin'i. Melike Şahin'le hı-hı. birlikte. Arkasından işte Ateşe Düştüm'den önce Antidepresan evet. geldi. Zaten o patladı. Hı-hı. Onların en çok patladıkları şarkı bu oldu. Mabel Matiz'le birlikte. Evet. Onun üstüne de Ateşe Düştüm'de Serenay'la birlikte. Şimdi orada Melike Şahin'i konuştular Pusulam'da. Hı-hı. Ondan sonra Antidepresan'da Mabel Matiz'i konuştular. Hı-hı. Ateşe Düştüm geldiğinde de arkada back vokal Serenay Sarıkaya olduğu için bir değinmelerini bekledim. Ama İbrahim Selim'le öncesinde konuştukları için muhtemelen hiç Serenay Sarıkaya, hiç aşk hayatına dair hiçbir şey konuşmadılar. İşte ben ne bekliyorum? Bu eksik musun? Kaldı İbrahim bende. İbrahim Selim gibi bir bak şimdi YouTube demek samimiyet demek sen ne biliyorsun. Doğallık demek ve olduğumuzu orada... Bile bir fitresiz aktarmak demek. Zaten YouTube'da bak samimiyet seviliyor. Böyle yapaylık sevilmiyor. Ama istedim ki herkes gitmiş Serenay Sarıkaya ile ilgili bir bilgi verecek diye bekledik. Ben de keza bütün videoyu izledim. Ama bir tane
Bir bilgi Sena'ya dair yoktu. Mesela nerede gelebilirdi? İmam Selim'i sorması gerekiyordu. Ne olursa olsun cevaplamak istemeyebilirsin. Ama Fatih Sena Sarıkaya'nın da arkadaşı. Ben bekliyorum İbrahim Selim'den. Doğru bir gazetecilik ya da doğru bir röportaj yapma olmaz o zaman. Değil mi? Yani bu bir saat boyunca hiç sormadı. Hiç sormadı. Yok, o zaman, adı bile geçmedi. O zaman doğru değil. Ben İbrahim Selim'i çok severim. Her videosunu YouTube'da da konuluyor. Buradan sevgilerimizi gönderelim. Ama ben burada onun gazeteciliğini, tabii, eğer gazetecilikse, eğer ki, ben doğru bulmuyorum. Bak, doğru şunu diyebilirsin. Serenay'la hakkında çok iddialar var. Ve sevgili olduğunuza dair duyumlarımız var. En son zaten havaalanına yakalandınız. Hadi oraya da girme. Ya yakalandılar artık. Aranızda bir şey var mı de. Bir şey de. Bir şey. Peki, zorunda değilsin de. Ne yapardı biliyor musun? Çok tatlı tatlı orada şimdi bir seçme şeyi var. Hayır, seç bir ünlüleri veriyor. Var iki mı? Tane ünlü. Hangisiyle işte paraşütle atlarsın diyor mesela. Tabii, tamam mı? Oradan gir. Şimdi, oradan gir. Mesela Mustafa Sandal soruyor. Hande Yener soruyor. Ondan sonra diyor ki mesela ben Mustafa Sandal'la atlarım diyor. Mustafa Sandal da kendi Instagram hesabından bu konuşmalarını paylaştı. Evet. Çünkü bir soru vardı. En çok kiminle düet yapmak istersin? Vallahi dedi Sandal. Mustafa Sandal benim sahneme geldi zaten inanılmaz bir şeydi dedi. Hande Yener de aynı şekilde benim sahneme geldi dedi. Bak bir şey söyleyeceğim. Mert Demir'e ilgili bir soru geliyor ya diyorlar ya. İşte hangi ünlüyle şarkı veya düet yapmak istersin? Mesela bir tane postu var Sibelcan beni gör diye. Ama orada hiç Sibelcan adını vermiyor mesela. Aklına gelmemiş demek ki orada. Demek ama ki. Hani gerek Mustafa kalmadı. Sandal ve Hande Yener'i söyledi. Söylüyor. Ben işte orada kimi seç konusunda Mustafa Sandal seçti. Devamında Hande Yener geldi. Bir sürü işte Billie Eilish'leri falan filan koydular. Ettiler. Mesela orada bir Serenay Sarıkaya koy. Koy abi sen koy. Koymuyorsan sen... Koy çıksın ya, bakalım ne yapacağız. Hande'cim bak bu insanlar beraber düet yaptılar. Çok uzaklaşmayalım. Serenay, daha yeni tatilden döndüler ya. Serenay bangır bangır her yerde şarkı söylüyor. Kendini öne çıkarttı. Biz bilmezdik Serenay şarkı söylemeseydi. Bir tane şarkıda düet yapıyorsun ve bunun reklamını hiç yapmıyorsun. Bu normal Hayır, mi? Hayır aşk bile olmasa saygıdan dolayı bir bahsedersin. Aynen öyle. Eğer ki arkadaşsanız, iyi arkadaşsanız iyi arkadaşın olduğu için bahsedersin. Aynen öyle. Yani hiçbir şey bahsetmemesi düet bir kere bu insanlar. İbrahim Selim'in ikiyüzlülüğünü gösterir. Hayır bir dakika. Doğru mu değil mi? Bak, hayır gerçek anlamda alın. Şu. Şimdi sert söylemiş tabii. Olabilirim ama doğruyu söylediğime bak, inanıyorum. İbrahim Selim'in bu bir yaptığı iki yaptığı değil bu arada. Bazı konuklarına böyle şey geçiyor. Yani tölere ediyor arkadaşlarından dolayı. Bak, hayır demiyorum. Bütün herkes onları o soruyu cevabını alacak diye izliyor. Hayır tölere edebilir. Bu kadar sert de soramayabilir. Yumuşak sorsun. Birlikte yakalandığınız yok. Mesela Sübni tamam Miray işte, senin dediğin gibi de sorabilir. Evet. Koy oraya. Aynen öyle. Bakalım oradan konulan kafacı. Ama bunlar şimdi danışıklı dövüş ya. Menajeriyle birlikte gidiyor. Ondan sonra hep birlikte konuşuyorlar. Biz burada bunu sana aynen soralım öyle. Mı? Bu konulara girmeyelim. Olay bitmiştir. Görüşmeyelim demişler. Aynen o yüzden öyle. De Serenay. Ben şimdi bir saat izledim. Bir saat niye izledim? Niye izledim? Hani Serenay nerede çıkacak geldi, mı? Gelecek. Bir yerde ben alabilecek miyim Serenay ile ilgili herhangi bir malzeme? Alamadım. Yani insan çok iyi bir arkadaşıcı. Mustafa Sandal'ı mı anarsın, Serenay'ı mı anarsın? Seni Mustafa Sandal Mustafa mı yaptı? Mustafa Sandal nedir ya? Mustafa Sandal şu mu? Bir de paylaştı başka Mustafa Sandal. Kaç kere konuştuk ya, Allah aşkına. Yine paylaşsın ama senin önceliğin Mustafa Sandal olabilir mi olmaz, yani? Olmaz, katılıyorum. Ya da Hande Yener mi olur yani? Senin önceliğin tabii ki Serenay Sarıkaya olur. Yani bir artisten, bir sanatçıdan bahsedeceksen, bir emekten bahsedeceksen. Demir, İbrahim Selim'den şöyle bir soru görebilirdi. Evet, O Ses Türkiye'de tanındın, yıllardır bu sektördesin. Hepimiz sahnesini gittik, izledik bir şekilde. Ama altın çağını yaşıyorsun. Evet, ve buradan kimin sayesinde yaşıyorsun bir de? Kimin sayesinde, yani, pardon. Mustafa'nın mı? Magazinel, şimdi şarkı sözü yazıp da şarkılarının çok büyük kitlelere ulaşması kendi yeteneği. Ama magazinel yönü konusunda en büyük desteği Serenay Sarıkaya'dan aldı. 2+2. Magazinsel olmasa o hala 50 bin liraya gidiyor olurdu. Değil ki 500 bin liraya ya da 1 milyon liraya seni sahneye çıkarken. Arkadaşlar, sen kimsin ya? Çok kısa bir şey yani söyleyeceğim. Yani bu magazin olmasa seni o paraya mı çıkartırlardı? Aynen, çok artı %100 desek. Yani. Trump biliyoruz hepimiz. Evet. Trump avize yok mu? Evet. Telefonları. Bez koyup. Trump şu otelde, bu otelde deyip sesini değiştirip hiç asistanın menajerlerine falan değil. Kendi yapıp şey derdi. Ben şu otelde, Trump şu otelde, bu otelde. Kendisi kendi sürekli reklamını, gündemde. Kendi ya, yapardı. Arkadaşlar magazin çok önemli. Markalar bakıyor kim konuşuyor, kim konuşuyor. Yoksa sen daha hala 50 bin liraya, 100 bin liraya şu anda sahneye çıkıyor sen olurdun yoktun, ya. Sen yoktun. Yine Mert Demir konuşuyoruz burada sen Miami'deyken. Yani. Mert Demir Serenay Sarıkaya ile yakalandı ya havalimanı çıkışında. Evet.
Sonra o gün hemen Harbiye konserinin biletlerinin satışa çıktığını kendi sayfasında paylaştı. Ertesi günle paylaştı. Bittiğini, tükendi. Aynen öyle. Tükendi. Peki ben size ne söyleyeceğim Ortocuğum? Mehmet Üstün'ün aldığı bir iddia paylaştı. 1 Temmuz'da Serenay... Şimdi ben sana söyleyecektim onu. Sen bilirsin bunu. Çıkıyor mu Cahide'de? Sahne alacakmış. Daha kabul ettiğini zannetmiyorum. Ama gelmiş geçmiş bir gece kulübü sahnesi bu. Hı-hı. Daha önce de Mert'in çıktı ve Sibel Canlar'ın, Özcan Denizler'in çıktı. Yıldız Tilbeler'in, Gülşenler'in. Zannedersem yanılmıyorsam 10 milyon liraya kadar inanılmaz astronomik bir rakam teklif edildi. Söylüyorum. Sahneye çıkması için, ay tüylerim diken diken oldu. Serenay Sarıkaya için muhtemelen İzzet Çapa ve Şeymus Şerbetçi, iki tane değerli patron, astronomik Serenay ötesi Sarıkaya. Serenay Sarıkaya'nın ne olursa olsun sahneye çıkmasını istiyoruz. Bu çok bomba bir haber. Ya, bir şey söyleyeceğim, Mehmet Üstün daha 1 Temmuz diye verdi. 1 Temmuz'da Serenay'ın doğum günü. Ben onun teyidini bilmiyorum. Çünkü yalan söylemiş olmayayım. Mehmet'le birlikte o da Miami'deydi. Ben de Miami'deydim. Ama bir şey söyleyeceğim. Serenay Sarıkaya bu kadar astronomik bir ücret teklifi aldıysa o sahnede çıkmak için. Özcan Deniz, Gülşen, fark Yıldız Dilbe. Onlar gerçekten şarkıcı ya. Evet. Onlar bu kadar astronomik rakam tamam almamış. Tamam da yani... Hadi be derler. Bunun sonu bunu geliyor. Şeymuz Bey ve İzzet Çapa... Ne istiyorsa açık çek yazıyoruz. 10 milyon civarı zannedersem. Yani o kadara kadar bir rakam veriyoruz dediler. Gider misiniz Serenay Sarıkaya'ya? Ay, şimdi bak ben sanmıyorum. Ben görmek isterim sahnede ama benim kardeşlerim bile... Ne yapıyandırdı değil mi? Gittiler bilet aldılar Harbiye'de ki Serenay gelecek. Gelecek diye Mert Demir konserine değil mi? Ya, herhalde ya, Mert Demir yani ay görmüyorsun yani... Serenay olmasa Mert Demir olur muydu ya? Şunu tartışalım. Serenay Mert Demir'e bakar mı? Bir bakalım. Ya Serenay, Mert Demir bak, videosundan sonra. Çocuklar, ünlülerin kime bakacağını bilemezsin. Bugün oradaki çöpçüye, yarın oradaki kameraman arkadaşlarıma, yarın öbür gün Antalyalı zengin bir iş adamına ya da ya hayır yani anlayın işte yine ya da bir mankene şitini. Yani çok ünlü birisi sevgiye açtır, sakın unutmayın. O sevgiyi, o insanlığı, o sevecenliği kimde görürse görsün kategorize etmez. Oradaki o gönülü ve kalbi alır, kabul eder ve aşkı yaşamaya katılıyorum başlar. Katılıyorum sana. Ben Serenay'ın da bu arada yeni bir duyumuna göre akış yani yeni para akışı kapısı olduğunu düşünüyorum. Kripto. Mert Demir'i de Mert Demir'i de bu açıdan birbirini ikisi de destekliyor. Mert Demir'i izledik, sen de izledin, ben de izledim, hepimiz izledik. Mert Demir'e baktığımız zaman evet belli olmaz, Arto'ya katılıyorum bu konuyla ilgili ama hiç Serenay'ın böyle aşk yaşayacağı biri olarak gelmiyor. Daha gelmedi çok mi sana? PR şöyle aşkı. Hemen araya giriyorum. Sen şey için mi dedin Mert Demir için? Şu anda Mehmet Ali bana mesaj atmış. Yine mi ya? Mehmet Ali Erbil. Lütfen gelip şu masaya oturabilir misin? Dördüncümüz evet. Gizli kahraman. Dış ses ya. Ne oldu ses? O da sizle aynı fikirde. Ne diyor ki ulan zaten bu. Hani çok da hani sert bir duruşu yok diyor. Hani nasıl oluyor diyor. Serenay sırf destek verdiği için diyor ki. Bu adam zaten bir şey olabildi diyor. Size tabii kibarını anlattım, kibarını söyledim. Hemen ben gerçeğini okuyorum. O sözü okuyamazsın. Okey. Rütük kabul etmez. Bizim söylediğimiz şeye geliyoruz. Rütük kabul etmek. Burada. Çok sert bir ortak ifade kullanmış. Yani, bilemiyorum. Bilemediğimiz şey, biz Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşkı ilk çıktığı andan itibaren sen kendi magazin programında konu alırken birbirlerine işte attıkları Instagram'daki yorumlarla bunlar aşk yaşıyor dedin ama sonra sen de dedin ki yok böyle aşk olmaz böyle dedin. Aşk olmaz. Böyle aşk bak, olmaz dedin. Bak ben PR aşkı diye sosyal medyada sürekli paylaştıktan sonra birbirlerinin post yorumu atmayı bıraktılar. Arada bir atıyorlar yine. Yine atıyorlar ama mı? Tamamen gerçekten bence yine arkadaşça bana geçmiyor aralarında herhangi bir şekilde ilişki olabileceği. Bu arada başka bir şey söyleyeceğim. İbrahim Selim'in de menajeri Ayşe Barın. Ben ne dedim sana menajer? Menajer konusunda dakika, ne dedim sana? Danışık dövüş dedi. Hayır Serenay'la İbrahim Selim. Bir dakika arkadaşlar İbrahim Selim'le Mert Serenay'la aynı ama Mert Demir'in menajeri farklı. Farklı. Ha, tamam. Zaten. Tamam. O yüzden tamam. Sorular
Ama Ayşe Bar'ın doğru yaptırmamışsın. Ben bunu kabul etmiyorum. Sen ne kadar iyi menajer de olsan. Hayır, evet. Bu adam doğru bir gazeteci olarak orada bugün karşımıza geçmemiş. Aynen. Kusura bakma. Hani sen öyle böyle demir reyli gibi doğruyu yaptığını zannediyorsun. Doğruyu yapmamışsın. Doğru değil. O gazeteciye zarar vermişsin. İbrahim Selim gazeteci mi bu arada? Ama yani gazeteciysen gazeteci de yapamamışsın. Programcı. Yani yapamamışsın. Çok, yani şöyle o çok sert girmez. Makuldür. Neden yumuşak yumuşak girebilir? Tatlıdır. Konuklarını subliminal olarak o cevapları alabilirdi. Önden konuşulmuştur. Hı-hı. Danışıklı herhalde. Dövüştür. Onların istemediği hiçbir şey bir de zaten çekip sonradan montajlanıyor ya. Niye havalimanı sorsa bile. Parayı ben kazandırıyorsam menajerime o menajer ancak susar. Ben doğru işimi yaparım. O menajer de orada susar. Ne Ayşe ne Fatma. Herkes bir haddini bilsin. Abi star benim burada. Yani ben ne dersem olur. Hayır kitlemin, o da değil. Bak, ben derim ki Ayşe'ye gelip... kardeşim nasıl bahsetmem bundan? Nasıl söylemem? Serenay'dan nasıl bahsedemem? Mustafa Sandal'dan mı bahsederim? Hande'ye nereden mi bahsedeceğim? Bak, Marka, beni adam etmiş adamdan bahsetmeyeceğim 100. ben. Gizleyeceğim. 100. Mustafa Sandal'dan bahsedeceğim. 100. Hadi be oradan. Ben de bak. Sinir oldum ben. Polise deliriyordum ben biliyor musun? Bir daha baktım. Acaba dedim kaçırdım mı? Hiç atlamadan izledim. Biz markalarla çalışırken ne diyoruz? Biz kitlemizi biliyoruz. Kitlemin ne sevdiğini ben biliyorum. Sen benim burada bana verdiğin briefle ben ilerleyemem. Zarar verirsin sadece bana. Burada da zarar vermişsin İbrahim Selim'e. Bence de. Serenay Sarıkaya ile devam edelim mi Mert Demir'den sonra? Hadi çünkü Mert Demir'i Mert Demir yapan isim Serenay Sarıkaya. Onun da yeni bir filmi Mayıs'ta artık izleyicisiyle buluşacak. Kimler geldi, kimler geçti dizisi. Bir izleyelim detaylarını. Dizi mi? Film olacak. Boran Kuzum'la birlikte ve Orkunç, Medcezir'deki rol arkadaşı Metin Akdülger'le birlikte. Kimler geldi, kimler geçti? Serenay Sarıkaya başrolde bir izleyelim. New York caddelerini sallamıştı Serenay Sarıkaya. Şimdi ise başrolünde yer aldığı diziyle gündemde. Yeni projesi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin yayın tarihi belli oldu. Uzun zamandır merakla beklenen dizi 9 Mayıs'ta dijital platformda ilk bölümüyle yayında olacak. Oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum ve Bade İşçil gibi sevilen isimler yer alıyor. Serenay, avukat Leyla Taylan karakterini oynayacak dizide. Kimler geldi, kimler geçti? Bir dizi olduğunu hemen düzeltelim. Hı-hı. Ben film olduğunu sanıyordum ama bayağı diziymiş. Mayıs ayında 9 Mayıs'ta izleyicisiyle buluşacak. Serenay Sarıkaya diyoruz ama başrol oyuncuları erkek, başrol oyuncuları da çok iyiler. Çok güçlü. Yine bak bir döndü pir döndü. Serenay sevgililerinden kurtuldu. Serenay'ın kendi özel hayatında da kimler geldi kimler geçti. Şimdi dizi ve filmleriyle sürekli üretiyor. Bak, soru soruyorum. Buyur. Serenay olsanız... Hı. Bu üç erkekten kimle aşk yaşarsınız? Hakan Kurtaş, Metin Akdülger ve... Sevdiğim Boran Kuzum. Boran Kuzum. Boran Kuzum'la aşk yaşayamaz. Öyle bir ihtimal yok. Niye? Metin Akdülger derim ben. Benim de bilmediklerimi Metin yeni Akdülger burada Metin Akdülger de şu anda... Z kuşağı magazincisiyiz biz. Metin Akdülger'le aşk yaşasalardı, Medcezir'de yaşarlardı. Medcezir zamanında Çağatay Ulusoy'la birlikte oldular. Bir de bu yakışıklı beyefendi mi var şeyin? Metin Akdülger. Yok yok öteki. Kürtaş. Hakan Kurtaş, Birce Akalay'la birlikte. Evet. Metin Akdülger, Cansu'yla influencer var onunla birlikte. Biliyorsun tabii. Sayende influencerları öğrendik. Yani ama nerede? Medication influencerlar var öğrendik. Ama Metin Akdülger'in sevgilisi olduğu için Cansu'yu biliyorum. Tamam. Öyle söyleyelim. Tabii. Ünlü olduğu tabii. için. Burada tek bekar gibi gözüken Boran Kuzum. Da... O da olmaz. O da neden? Aman kuzum canım kuzum diyorum ben. Allah Allah. İşte kuzu kuzu geldim. Kuzum canım. Zeynep Selim hoş geldin. Bunlar var ya bunlar çok kötü. Bunlar kadın. Bu iki kadın. Ben çok sıkıldım ki, artık biliyor musun? Neden? Heteroseksüel olup da bunları saklayanlarla aşırı sıkıldım. Bununla ilgili isyan ediyoruz artık. Ve o yüzden neyse onu söyleyin arkadaşlar. Kimseyi kandırmayın.
Bu bir. İkincisi. Bu kafayı. Geç. Kırık kalp, kırık kalp. İkiye geç, ikiye. İkiye geçtiğim zamanda Medcezir zamanı çok özleniyor. Bak bunu altını çizin. Hatta biz iki gün önce böyle geçmiş bir hayatım, başlık geçmiş, girdik. Yapacak bir şey. Şimdi Medcezir zamanı Serenay şarkı söylediğinde evet. YouTube'a ve sosyal medya platformlarına attığı zaman 10 milyon, 15 milyon izlenme alıyordu. Şimdi aile dizisinde de hep şarkı söyledi. Aile dizisi. Kaç alıyor biliyor musun? 200 bin, 150 bin görüntülenme. Yani dünyanın en önemli dizisini de mındar ettiler Serenay ve Kıvanç. Senaristi kimse beceremedi. Beceremediler bu yani. Bu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla. Bu kadar önemli bir dizi. Güçlü bir kadro. Demek ki işleyiş. Hani Yılmaz Erdoğan'da diyorsunuz ya ikiniz hep. Evet. Of, çok yavaş, çok sıkıldık. Çok hala. Orada da işleyemediler. Yani olmadı. Ki dünyada en çok stan tutan mafya dizilerinden ve çok bilinen bir dizilerin adaptasyonuydu. Burada aslında ne ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Söylemek mevzu istiyorum. Şu. Aslında izlediğimiz şey gerçekten senaryo. Hı hı. Yani öyle ne kadar önemli isimleri bir araya toplarsak toplayalım. Uygulamak. Onlar için izlemiyoruz evet. Biz onları. Evet. Ben evet Serenay Sarıkaya'yı da Kıvanç Tatlıtuğ'u da izleye izleye bitiremiyorum. Hı hı. Ama günün sonunda güzel değilse, senaryo güzel değilse evet. İzleyici hiçbir şekilde gidip de orada evet. Ne kara kaşına ne kara gözüne ne onun güzelliğine bir izlersin ikinci gün sıkılırsın. Kesinlikle yani. Medcezir'e niye değindin bu arada? Medcezir'e evet taktım Medcezir'e. Şey Orkunç vardı. Orkunç da aslında Metin Akdürger olan var ya. Ha. Metin Akdürger'le Serenay Sarıkaya sevgiliydi evet. Medcezir'i de sonra Çağatay Ulusoy. Fakir ve gururlu çocuk ha, olarak seyrettim Medcezir'i zengin zaten. Çocukların arasına gidiyor. Sonra Çağatay ile Serenay seyrettim ben aşk oluyor. De. Ha. Niye taktı o yüzden, ona diye. Çünkü Medcezir zamanı bak. Herkesin bir çıkış dönemi. Mesela sen ilk çıkış dönemini özlemiyor musun? Ben ilk tanımışlık dönemimi özlüyorum. Ama o başka her bir şey. Her şey çok güzeldi. Orada bir bakirlik söz konusu. Bakirlik i̇lk, çok güzel işte. İlk çıkıyorsun ya. Derler ya annelerimiz, onların anneleri de. Ay bizim zamanımızda harikaydı her şey. Çünkü niye harikaydı ama biliyorsun? Ama daha güzel dersin. Daha yeni çıkıyorlar çünkü. İlk defa belki evden kaçıyor. Belki ilk ama defa izin alıyor ya. Ama Medcezir bir gençlik dizisiydi. Aynen. Ve gençlik dizisi oldum olası ekranda tutan. Hı hı. Özellikle yazdığı daha da tutan. Senaryosuyla daha çok izleyici kitlesine kadın kitle daha çok izliyor kadın dizileri. Genç. Ve genç kitle evet. Daha çok izliyor dizileri. Medcezir de genç kitleyi kendine alan yine çok yabancı ve ünlü bir dizinin uyarlamasıydı Türkiye'ye. Aynen. Ve kadrosuyla ama birlikte. Kadro ama doğru işleyiz çocuklar dediğimiz şey. Siz ne kadar ne oldu? Bak Kıvanç, Serena kimler vardı dizide? Olmadı. Olmaz. Evet. Senaryoyu doğru adapte etmezsen, her şey bir bütün. Doğru uygulayıcı olmazsan olmuyor. Neyse diyorum. Filme geçelim mi? Hadi bak geç. Kimler geldi, kimler geçti? Ay film diyorum hala. Dizi ayol bu. Ne dizi, fark eder? Dizi, tam dizi film. Dizi Hande'cim kimler mesela geldi, kimler Selena'nın geçti? Selena'nın Şahmaran filminin fragmanı yayınlandığında ben story attım. Dedim ki bu film izlenmeyecek. O da diziydi. Tamam dizi izlenmeyecek. O istediği tadı alamayacak dedim. Aynı anda öyle oldu. Ama bu teaser'a baktığın zaman İzlenir beni bir çekti gibi. Şu an. Aynen. Evet. Çünkü orada çıplak çocuk duş alıyor. Öpüşme var Arto. Öpüşme var evet. Neler var. Sizin 10 yıl evli olduğum bitiyor. İçin unuttuğunuz şeyler. Unuttuğunuz şeyler var. Bir de avukat rolünde izleyeceğiz. Aslında Serenay Sarıkaya'yı. Avukat rolünde. Biliyorsun avukat rolü çok zor bir iş. Pınar ya, Deniz için çok eleştiri şimdi oraya yaptı. Geliyordum. Oraya mı geliyordum? Bir, Pınar Deniz'i avukat rolünde gördük. Bence yakışmıştı. İki, Hande Erçel savcı ay, rolünde gördük. Olmadı. Şimdi evet. Avukat rolünde Serenay Sarıkaya'yı izleyeceğiz. Tabii ama ki izledik. Serenay Sarıkaya bir kez daha avukat izledik saçlarını kesti. O işte bu. Burada burada şimdi göreceksin. Bak saçları kesik Leyla karakteri. Oo, şimdi izleyeceğiz. Şimdi tek avantajı özel platformda olması. Sen göğüslerini buraya kadar açıp buraya o kadar kırmızı açıp. Kırmızı elbisesini gördün mü? Bilmem ne yaparsan. O doğuştan gelen bir şey. Şimdi o avukatlıkla işte onu meç ederlerse sen tutmazsın. Nasıl yani? Bir dakika dur çok başka yerden değiniyor. Bu kadar seksapiliten önde olup yani bu kadar avukatlar giyinemez mi öyle? Hayır. Yani şimdi o kadar marjinal. Yok, benim avukatım de, hiç öyle giymiyor mesela. Hayır giyinse hiç, bile çok sevmiyor. 10 kişinin 15 kişinin 100 kişinin göreceği. Burada milyonlar görüyor. O milyonlar onu seyredecek. Hmm. Bir yanda o resim var. Bir yanda da bir avukat var. Bir düşün.
Bazen düşünelim, çok zor olabiliyor. Reklama gidelim. Reklam arasında düşünelim. Düşünelim bunu. Hadi ilk aramızı veriyoruz. Ondan sonra kısa bir aranın ardından tekrardan karşınızda olacağız. Her şey tazelensin. Söylemezsem olmaz. Official Instagram adresimiz. Oraya da yorumlarınızı bekliyoruz. Kısacık bir ara. Kahvelerimiz hazırsa söylemezsem olmaz için ekranlarını yeni açanlar için tekrardan günaydın. Sen açılışını yap. Herkes yerini aldıysa söylemezsem olmaz ailesi olarak buradaysa video. Günaydın. Evet, size hayırlı salılar olsun inşallah. Salı sallanır diyoruz. Hande diyor ki ne diyor biliyor musunuz? Bir magazin turumuz var. Ay dedim ki acaba arka tarafta yine bir şey söyledim. Yok. Yine bizim arkada konuştuğumuz bunlar bir şeye ben yumurtlayacak. Devamlı gammaz diyorum. Sürekli. Bak bundan sonra seninle birlikte şer birliği yapıyoruz. Arka tarafta artoya tek bir ağzımızı açmıyoruz. Çünkü anında ekranda. Ve kendimizi nereye aldık? Anında ekranda. Korkudan. Evet. Neden söylüyor? Açamıyoruz. Acırların bu yalandan mağaz. Bir de mağazın benden korkuyor ayakları. Beni çıldırtacak yani. Ya dış ses siz var çok, ya kadınlardan ses, korkulur. Ay. Dış sesten çok gülüyor. O dış ses. Dış ses dedi de kocası. Geliyor kocam mu? Da kocam. Paşam da paşam. Söylemezsem olmaz official bizim Instagram adresimiz. Artık gelin siz de yorumlarınızla bize katılın. Şimdi sizi magazin turuna çıkarıyoruz efendim. Yıldız Tilbe İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Yine tarzıyla çok konuşuldu. Kendi elleriyle boyadığı rengarenk ayakkabılarına uygun bir kıyafetle sahneye çıkan Tilbe, sevenlerine güzel anlar yaşattı. Söz konusu yıldız olunca ilginç dansları olmadan olmaz tabii. Şarkıcı Simge Sağ'ın aşkın olayım dedi, Galatasaraylı taraftarların gönlünde Icardi ile beraber taht kurdu. Yakışıklı dedi yine çok konuşuldu. Şimdi ise sıra geldi yeni projelere. Söz ve müziği aşkın olayımda da imzası olan Onur Özdemir'e ait Söyleme ile müzikseverlerle buluştu. Acaba yeni bir hit olur mu Simge'nin bu şarkısı? Yorum sizin. Zeynep Bastık, Lan şarkısıyla belki de kendi bile beklemediği inanılmaz bir çıkış yakaladı. Müzik listelerini alt üst etti ve başarısının tadını çıkarmak için Fransa'da aldı soluğu. İşte Zeynep'in Paris stili. Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncusu Selen Esen ve eşi Oğuz Çelebi ikili sahnede olduğu kadar sosyal medyada da aktifler ve takipçilerini güldürmeyi başarıyorlar. Ne haber kanka? Oğlum dün gece sen... Yengenle oturuyorum ben de. Yengen nasılsın? Merhaba. Komik çift bu kez Selen Esen'in Kenan Doğulu'ya benzediğini tiye aldı. Biz bir fark göremedik ya siz? Tuğba Büyüküstün, Bodrum'da tatilde olan hanımefendi, tabii ki şımaracağım notunu düştüğü bu paylaşımı yaptı. Aleyna Tilki, bayramda Kıbrıs'ta sahneye çıkan isimlerden biri olan Aleyna, İstanbul'a dönüş uçağını kaçırmış. Şimdi sıkı durun. Aleyna bir sonraki uçağa bilet alınca kimlerle aynı uçakta yolculuk yaptı dersiniz. Daha önce isim vermeden sahneye çıkmamı engelliyorlar dediği Hadise ve Gülşen. Evet, onlarla aynı uçakta yavru vatandan dönmüş Aleyna. Neslihan Atagül, hanımefendi tarıma el attı, eline çapayı aldı, iş eldivenlerini ve iş tulumunu giydi, işe koyuldu. Evet.
O anları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Galatasaraylı futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa maçı sonrasında "Futbol cesurlar içindir, tebrikler Icardi, şampiyon" ifadelerini kullanmıştı. Yeni bir paylaşım geldi hanımefendiden. Başarılı futbolcunun eşi Instagram hesabının hikaye bölümüne "sizinle paylaşmak istediğim bir şey var" yazdıktan sonra sessizliğe büründü. Finale estoy sola. Bugün finale Vallahi en son Wanda Nara izledik. Ben Wanda Nara'dan giriyorum. Şimdi Wanda Nara dün bir paylaşımda bulundu. Dedi ki çok heyecanlıyım dedi. Sizinle dedi bir haber paylaşmak istiyorum dedi. Herkes de acaba yine mi hamile? Hani böyle bir özel bir haber mi verecek dedi ama en son yine bir paylaşımda bulundu. Wanda Nara artık biliyorsunuz şarkıcı. Sürekli tekli tekli şarkı çıkartıyor. Bir futbolcu olsun ve eşi de şarkıcı olmasın. Ya modacı oluyorlar zaten ya şarkıcı oluyorlar futbolcuların eşleri. Wanda Nara Icardi ile birlikte şarkı çıkartıyor. Düet geliyor. Icardi ile birlikte. Icardi ile birlikte evet, yapıyorlar. Aynen öyle. Onun müjdesini verdi efendim. Hamilelik şarkı haberi yok. Şarkı falan belli mi? Şarkının adı da Amor. Emmoğlu. Amor Verdadero. Şarkının adı da. Benim tabii şeyim İspanyolca. Amor Verdadero. Falan diye. Murat, biz VTR'deyken Arto dedi ki biz mi söyleyeceğiz? Biz mi ifşalanacağız? Zeynep Bastık'a dünya yanaydım dedim. Ay tanımadım ama ben. O kadar güzeldi ki dedi. O kadar güzeldi ki hiç tanımadım. O kadar güzeldi ki ekranlarda gördüğümüz gibi tanımadım dedim. Tanımadım. Kür. Tanımadım biliyor musun? O kadar mı? O kadar güzelmiş. O kadar güzel ya. Şu gördüğünüz yani, var ya. Yani o zaman. Orası prenses yani. Makyajla çok değişen biri mi yani? Ay bak çok sana diyorum ki bu gördüklerimiz prenses. O best kadar. Model of the world. Ve yüzünde bir sürü işlem var ama çok doğal işlemler. Böyle dedim. Ay kalkalım buranın havası bozuldu çok dedim. Soğuk. Benim yanımda çok da çok haklı. Meşhur. Öyle mi yaptın? Tabii ay kalkalım çok dedim. Soğuk. Buranın havası buz. Çok bozuldu dedim. Buzdolabı bak bildiğin. Eğer yok, ortam... Onun ne olduğunu bilmiyorum da hani biz ben dedim zaten kalkalım buradan dedim. Buranın havası seni çok bozuldu. Seni gördü mü? Yani şuraya görünce... oturdu diyorum. Ne yaptı seni görünce? Gördü. Etrafına bakıyor. Başka masaya geçmek istedi herhalde. Geçecekti. Yani şey oldu herhalde. Korkulu bilmiyorum. Rüyasını vermek istemedi. Tabii ki ben zaten onunla yan yana oturmayı tabii ki asla reddettiğim için. Istememiş. Ama yanındaki adam da merhaba nasılsınız şey dün paylaştığın kişi mi? Yok yani, onun yanında gelen. Ha, sana selam verdi. Evet. Bir tane onun manitası var uzun boylu o değil mi? Bizi uzun saçlı, tanımıyorum ki uzun ben. Uzun saçlı mıydı? İnan ben kadını da tanımıyorum. Kadını da o olduğunu anlamadım. Nasıl tanıdın? Yok sonra mi? Anladım. Ha, sonradan anladın. Tamam. Sonra anladım. Arkadaşlarım söyledi dedi ki ben o mu dedim, o mu dedi bilmem ne öyle bıraktık yani. Hani şu gördünüz best model yani yok, burada yok, görüntüsü. Yani çok normalde Instagram'da gördüm eve gelen gibi bir şey oldu galiba. Zeynep Bastık sen dün canlı canlı görünce. Sus. Peki ben burada magazin turumuzda aslında açmak istediğim konu. Şimdi Kıbrıs'ta bütün ünlülerimiz gezdiler, gittiler evet. Orada konserlerini verdiler. Şimdi bu gidişin bir de dönüşü var. Aleyna Tilki. Hmm. Uçağını kaçırıyor. Yapma. Kaçırdığı uçaktan sonra bindiği, bilet alıp da bindiği uçakta kimle karşılaşıyor? Aynı uçakta Gülşen ve Hadise. Aa! Şimdi Aleyna Tilki'nin bir açıklaması vardı biliyorsunuz ki benim ölümü evet. Kesiyorlar diye. Evet. İsim vermedi ama kime hani Gülşen ve Hadise ile ilgili bazı spekülasyonlar çıkmıştı. Doğru söylüyor. Söylüyor niye mu? Biliyor musun? Niye? Gülşen ve Hadise Haluk Şentürk'ün menajerliğinde çalışıyor. O da bir ara Haluk Şentürk'e evet. Geçmişti. Bu iki kadın Gülşen ve Hadise'nin egoları ona bak iş şimdi. Vermeyeceksinler gibi bir şeyleri Haluk'un da çok iyi kalpli oluşundan. Haluk paraya bakar. Aynen. Şimdi pankart açıldı bir gün Hadise konserinde. Dediler ki Aleyna'nın böyle pik yaptığı bu dönemde tilkileri sahneden alalım diye. Tilkileri buradan kovalayalım diye. Öyle mi? Hadise de aldı bunu post attı.
bu kareyi. Ondan sonra zaten bak, bu çok... Evet evet. Kız. O kareyi aldı, böyle dump yaptı. Dump serisi de o kareyi de koydu. Çocuklar, Hadise son derece hazımsız birisi. Dün o muhabir arkadaşımızı, medyadaki arkadaşımızı aşağıladı. Kovmaktan beter oldu. Çıkardı oradaki iki kişiyle alkışladınız ya. Sonraki o danslarını gördünüz mü? Sonra ben o, bana göre... Kim yazmış ya? Bana göre rezil olan danslar... Hani diyor ya, beni ay free kick verecek bilmem ne diye. Free kick mi? Senin verdiğin zaten free kick ötesi. Ötesi. Ben Halis'e şey sordum. Gösterecek şimdi. Oo, bakayım. Bak. Bakayım. Oo. Arto. Oha. Bunu gösteremiyoruz efendim de. Gösteremeyiz siz burada. Siz internette Hadise bak. Kıbrıs konseri dans yazarsanız çıkar yani. Öyle böyle değil. Sadece öndekiler görebiliyor bunu ama. Değil. Arkadakiler göremiyor. Hemen bunu hatırlatabilir miyim izninizle? Şimdi efendim sen de gördün, daha rahat anlatırsın. Hadise'nin Kıbrıs'ta vermiş olduğu bir konser. Konserinde de tabii ilk 10 dakikasında falan geliyor. Basını tüm alıyor. Magazin, aynen. Basın mensupları çekimlerini yapıyorlar. Malzemeyi alıyorlar. Ondan sonra çıkıyorlar. Ama dün Hadise, ben 38 yaşındayım söylemiyle birlikte, bu zamana kadar bunları hep tolere ettim ama bundan sonra etmeyeceğim söylemleriyle o magazin basınındaki arkadaşlardan bir tanesini mimliyor ve diyor ki, herkes karşıdan çekiyor, siz neden gelip benim yakınıma çekiyorsunuz? Beni free kick vererek mi acaba montajlayıp da servis edeceksiniz diye o basın mensubu arkadaşı o salondan çıkarttırıyor. Şimdi ondan sonra bir de orada alkış alıyor onları izleyenlerden. Alkışlattırıyor kendini. Giydiği kıyafet, seçmiş olduğu kıyafetin altı yok. Mayo giyiyor, uzun dizüstü bir çizme. İyi seyret. Ve şu anda izlediğim görüntü, vermiş olduğu frikikler. Sen zaten bu mayoyla yaptığın bu dansla o frikikleri verecekken neden orada bir basın mensubunu bu şekilde mimliyorsun? Biz zaten şu an senin danslarınla hangi frikikleri vermek istediğini, bu frikiklerin nerelerde çıkabileceğini biliyorsun sen. Yani bak, olan Suat şey oldu. O basın mensubu arkadaşımız Suat oldu. Kendisini açsın, Hadise Hanım kendisi izlesin. Orada yapmış olduğu terbiyesizlikti o basın mensubu arkadaşa karşı da. Çünkü bir şey giyiyorsanız, altınızda da hiçbir şey yoksa, bu benim zaten kıyafetimin bir parçası ve mayo bu zaten bir sahne kostümü dedikten sonra. Tamam, onu dedikten böyle dans sonra edemezsiniz. Onu dedikten sonra. O mayoyla, ama o Arto... mayo buralara girmiş. Yani bak, böyle bir rezalet olamaz. Böyle bir dans Arto'nun rezaleti. Arto'nun altında pantolon var. Evet. Arto'nun pantolonunu çıkartır mısın Arto? Evet, çıkartayım ve öyle dans edeyim ki Hadise benim yanımda artık hiçbir şey kalır. Yemin ediyorum, gece şovu yapsak var ya. Şey... Benim hemen içerik canlandı gözümde şu an. Ya hakikaten bazen komik oluyorsunuz. Bu Belçika'da yetişmiş olduğunuzdan mı acaba? Merak ediyorum ama herhalde zor şartlarda ya da yetiştiğiniz için artık karar mekanizmasında da bir problem var herhalde. Sahipli olan mallara doğru bakmakta. Yani birini aşağılarken aynı şeyi 3 dakika sonra kendiniz o frikiyi vererek. Siz, Türk halkı sizi çok şımarttı galiba, değil mi? Siz bazen, siz o seyredenler bizi, bazen bazı insanları çok fazla... Çok fazla iyi yerlere oturtuyorsunuz. Abartıyorsunuz diyelim. Tamam. Var mı magazin turunda başka konuşmak istediğiniz herhangi bir ünlümüz? Ben şeyi geçeceğim sordum çünkü. Hadise. Sen demin oraya değinince, parmak basınca bir söyle. Söylemek istiyorum. Aleyna Tilki ile bir sorunun var mı dedim. Sordum çünkü ya. Çünkü Aleyna benim ölmemi istiyorlar diye bir ibaresi oldu. Çok şeyler söyledi. Ben de ondan sonra Hadise de şey attı, bir post atmış, bebeleri pisten alalım diye Norma Ender'in bir şarkısını yazmıştı. Evet evet, sonra birkaç kişi üstüne alınmıştı konuyla ben alakalı. Ben de onu sordum, dedim ki hani, zamanlama çok yanlıştı. Bunu yani bilerek mi yaptın, isteyerek mi yaptın, istemeyerek mi? Haluk'tan yana çok şey gördüğü için, bence çok eziyet gördü. Çünkü bu Gülşen ve Hadise, Haluk Şentürk'ün bütün isteklerini yapan iki kadındır. Her isteğini. Dolayısıyla Aleyna orada ancak çırak çıkmıştır ve gerçekten de önlemişlerdir. İkisi de ona iş konusunda zulüm etmişlerdir. Hiç alakası bir şey yok dedi. Hiç alakası yok ses dedi. Rengi olarak, peki ses rengi olarak Aleyna. Hepsinden güzel. Gülşen. Hepsinden güzel. Hadise. Hepsinden güzel. Çıplak ses. Müthiş. Canlı performans Aleyna Tilki. Ve her stil, her stil, İngilizce, arabesk, türkü, pop. Kızım ya, birisi sana bu elini bir uzatsa ya.
Ama öyle onun... böyle değil. Sana biraz da dayak atacak böyle. Onun tercihleri hani, sen başka. Çünkü dinlemezsin. Evet. Evet. Seni biraz başına buyur. Evet. Başına buyur. Sana seni dinletecek, kendini dinletecek bir adam lazım. Sen var ya bir dünya starı olacak kadınsın. Haydi. Tamamlıyorum. Şimdi sıradaki konumuz Survivor olacak. Dün aslında burada programın sonunda bir izledik. Tam ama da konuşamadık. Şey damağımızda kaldı. Dün akşamki bölümde de yeni gelişmeler vardı. Survivor'da konumuz en çok konuşulan isimler Yunus Emre, Aleyna ikilisiydi. Şimdi konuyla alakalı. Artı 18 annesi, Aleyna'nın annesi iletişim ödülünde Aleyna'yı uyardı Yunus Emre'den. Uzak dur dedi. Dünkü konseyde Aleyna Yunus Emre'nin adını yazdı. Bak Birleşme Partisi öncesindeki son eleme bu. Yunus son elemede erkek Yunus elemesi. Kaç hafta var biliyor musunuz? Daha kaç var. Daha var. Tamam. Tam Emre... net tarih belli olmamakla birlikte Birleşme Partisi ile artık kırmızı takım mavi takım ortadan kalkıyor. Hmm. 8 oyun ceza aldı. Hmm. Başka oyun yani oyun da ceza mıydı? Aldı. Ödül de ceza ödül aldı. Ceza aldı. Başka isimler mi yazacak? Acun Ilıcalı. Madem bu kadar konuşuyorsun, söylüyorsun, neden gönderemiyorsun hala? He? Ben seni size yerli söylüyorum bir etti. İşte. Programı da yerli bir etti bana göre. Aa. Ama şey olarak... Programı gidişatı, hayır, hayır. Selameti Sertim. İçin çok önemli bir rol. İşte rol. Hayır ama kendi diyor ya... Sana böyle şeylere izin vermem. 8 yazı şey Acun ceza. Acun da oyunun bir parçası ama. Değil mi? Tabii. O yüzden Acun Bey şimdi buradan tekrardan altını çizerek yineliyorum. Biz bu sezon Survivor All Star'ı bir dizi senaryosu şeklinde izliyor muyuz? Ben hiç yarışmayı izlemiyorum. Sadece aşk aynen. skandalı. Aynen. O yarışmada, aynen, o yarışmada kim kimle kavga aynen, edecek? Öyle. O kavgadan sonra konseyde kim kime laf söyleyecek? Evet. Ondan sonra zaten Yunus Emre ile Aleyna arasındaki aşk üçgeni evli bir adam... İlk önce Beria tarafından uyarıldı. Aleyna'dan uzak dur dendi. Sonraki iletişim ödülünde bu sefer annesi Aleyna'nın Zuhal abla dedi ki Yunus Emre'den uzak dur. Ne yaptı Aleyna? Gitti konseyde Yunus Emre'nin adını yazdı. Eğer Aleyna Yunus Emre'nin adını yazmamış olsaydı bak 5'e 4 oldu. 5'e 3 oldu Sercan'la. 5 oy Yunus Emre'ye, 3 oy Sercan'a. Mesela Sercan'ın ismini yazmış olsaydı 4'e 4 olacaktı. Yani Aleyna'nın, evet. Yunus Emre'nin şu anda isminin konseyde çıkıp da eleme adayı olmasında bildiğin şu anda çok büyük bir mimarlığı, payı var. Tabii burada... Anne faktörü. Anne Zuhal faktörü. Abla, hükümet gibi annem kadın. Annem bana ne söylerse ben yaparım biliyor musunuz? Vallahi mı? Ben evet uygularım yani. Ama yani hani ne bileyim tabii eski jenerasyon her zaman daha dışarıdan da tecrübesine daha doğruyu güveniyorsun. Görebiliyor. Tecrübe ama bana göre Survivor'ın gelmiş geçmiş bana göre en utanılacak Survivor. Öyle mi diyorsunuz? Katılıyorum. Evet. Hmm. Yani bak, katılıyorum. Bence hiç Survivor'la alakalı olmayan Survivor diye insanların olmadığı Acun. Aşk skandalı. Hayır. Acun'u seviyoruz ama en kötü Survivor. Ben size katılmıyorum. Nerede katılmıyorum? Daha sonrasında ya, çok çekecek Acun. Ama dizi başka diyorum ya size. Dizi gibi izliyoruz diyorum ya size. Ve gelmiş geçmiş Survivor tarihinin izlenme rekorlarını kırıyor. Her gün karşısında çok önemli dizilerle evet. yarışsa da Survivor kafada çıkıyor. Şu an izleyiciyi çok güzel kaptılar. Hep ilk öyledir sakın unutma. Yarışlarla da bak mavi takımı ve kırmızı takımı tutanlar var. Benim izleyen babaannelerim, anneannelerim, teyzelerim var. İnanılmaz bir taraftarlık şeklinde bu yarışları da takip edip aynı zamanda taraf tutuyorlar. Ama... Yapılan kavgalar, edilen kavgalar ve gelmeyen temas olmasına rağmen diskalifiyeler burada bir kez daha bizim bu konuda Acun Ilıcalı'nın da danışıklı dövüş kabul ettiğini, Yunus Emre'ye 8 ödül ceza yok 4 ödül oyuna çıkmayacaksın cezaları verip de elememesi, Oge Day'ın Yunus Emre'ye saldırmasına rağmen temas etmesine rağmen diskalifiye edilmemesi bu apaçık ortada. Bu artık Survivor All Star ruhunda Acun Ilıcalı'nın zaten attığı imza. Hayır, kendisi zaten... de orada bir rol model. Evet, hayır. Acun Ilıcalı doğru televizyonculuğu yapıyor. Evet. Ondan yana ondan hiçbir evet, şey yok. Benim de şimdi... Ama sonrasında daha zorlanacak diye düşünüyorum. Yani bu kadar yukarı pik yaparsan
daha sonraki dizilerde daha diyorum bak. Sonraki Survivor'larda daha sonra, mı? Evet, daha sonraki Survivor'larda daha zorlanabilirsin. Ne yapacaksın mesela? Ay, anladın mı demek istediğimi? Yoksa Acun Ilıcalı harika bir televizyonculuk yapıyor. Vallahi izleyip yapıyor. Göreceğiz arkadaşlar, o zaman. Bu yılların ucundan bahsediyoruz. Tabelaya bakalım, nefes alalım. Aynen. Bir numara mıyım? Bir numarayım. Kimse bir şey diyemez. Ama şu andaki All Star isimleri de öyle bir kendilerine kitle yarattılar ki şu an hep döndüklerinde. Hep öyle oluyor da döndüklerinde. Tamam yani bir şey beceremiyorlar ya. Kim ne yapacak ama Aleyna üzerinden konuşmam gerekirse Aleyna'nın Yunus Emre'yi yazması annesi Zuhal ablanın uyarısından sonra oldu. Bak karısı Beria Yunus Emre'yi uyardı. Yunus Emre Aleyna'nın peşinden daha çok gitti. Uyarılara kulak asmadı. Asla. Ama Aleyna annesinin sözünü öyle bir dinler ki. Dinler. Zuhal ablanın Aleyna üzerinde çok büyük etkisi vardır. Var mı? Ha. Çok büyük çünkü etkisi vardır. Hemen anında karşılığını buldu ve o kağıda Yunus Emre'nin ismi yazıldı. Bu annesine bir mesajdı Aleyna'nın. Bu mesajdan, bu sohbetten sonra mı yazdı ismini Yunus Emre? Tabii. Evet, annesi uyardı, Aleyna Yunus Emre'nin adını yazdı. Bu kadar. Zaten Aleyna nasıl biliyor musunuz? Aslında kendi sosyal hayatında hem kız kardeşine hem de annesine bakan bir kız. Canım evet. Benim. Çalışıyor. Helal olsun. Her yaptığında annesinin de kirasını ödüyor. Helal annesinin olsun. De gezmesini, kardeşinin de buyurun gezmesini, bütün her şeyini Aleyna karşılıyor. Ne güzel. Bunu da buradan bilen bir kişi evet. olarak helal olsun. Belirtmek hayırlı istedim evlat, açıkçası. Hayırlı evlat oldukça kesinlikle. Hayatta her akış, bak hayatta her şey senin var ya o kadar güzel ilerliyor ki hayırlı bir evlat olduğun zaman ana baba ve kardeş fark etmez. Aleyna'nın duası aldıkça derhal döndüğünde bu bakın Survivor'cılar siz zaman veriyorsunuz kendinize, zaman vermeyin. Döner dönmez aksiyon alın. Unutuluyorsunuz. Evet, unutuluyorlar. Siz hepiniz birer popcornsunuz. Aa, Aleyna çok güzel kullandı işte, bu Survivor ama All Star süresini. Şarkıcılık niye yaptı ya. Niye? Şimdi hemen ama hayır bak ne yaptı biliyor musunuz? Nasıl? Menajeriyle birlikte Aleyna bir albüm çıkardı. İşte, albümü çıkartıp Survivor'a gitti. O Instagram'ının şifrelerini de menajerine verdi. Menajeri aralıklı olarak Aleyna'nın tek tek şarkılarını yayınladı ve o müthiş kadar. Bir izlenme oluyor şu anda. Tamam. Çünkü popüler. Bunlar suni izlenmeler. Cemal Can kadar kimse popüler olmasın bu ülkede. Unuttuk mu? Unuttuk. Cemal Can'ı konuşmuyor. Ama hala çok tatlı. Güzel reklam alıyor. Çok önemli İstediği markaların davetlerini alıyor. İstediği kadar en iyi olsun. Posttan artık 300 yorum 400 yorum geliyor. Öncesinde 4000, 5000, 6000 like'lar. O rüzgar diyorsun ki bitiyor. Tabii, bitti diyorsun. Bitiyor. Yani o yüzden. İstediği kadar en iyi iş birikimi alsa, istediği parayı kazansa. Aynen öyle. O popülasyon bitiyor. Peki tamamlıyorum. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Harikaydı valla. Tamam, sırada kim olacak biliyor musunuz? İbrahim Tatlıses'in oğlu İdol. Ahmet Tatlıses olacak. İdo ile arası çok, çok iyi. Ahmet Tatlıses de asla barışık olmadı. Yine bir sorunla gündemimize bomba gibi düştüler. Bir izleyelim bu sorunu. İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlı'ya açtığı tahliye davasını kazandı. Oğlu Ahmet Tatlıses'i bir kez daha karşısına aldı. Tatlıses, 2 yıl önce torunum evimi işgal ediyor diyerek torunu Mert Tatlı'ya dava açmıştı. O davada karar çıktı. Mahkeme Tatlıses'i haklı buldu ve torunu Mert Tatlı'nın evi tahliye etmesine aynı zamanda 370.246 lira haksız işgal tazminatını 2 yıllık faiziyle dedesi İbrahim Tatlıses'e vermesine hükmetti. İşte ne olduysa o karardan sonra oldu. İbrahim Tatlıses durmadı. Oğlu Ahmet Tatlıses ve torunu Mert Tatlı'ya hedef alan açıklamalarda bulundu. Benim evim varken ben evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi vereceğim ama. Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakayım nasıl baba. Torunumla aramda bir sorun yok ama bu saatten sonra olabilir. Göreyim bakalım nasıl baba diyerek oğlu Ahmet Tatlıses'i hedef alıyor. Aralarındaki kavganın fitilini bir kez daha ateşliyordu imparator. Ve Ahmet Tatlıses durmadı. Hemen bir paylaşım yaparak babalık konusunda ahkam kesecek son insansınız dedi. Ben yıllarca Mert'e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses. Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Daha çocuk yaşta beni kendinize koruma yapmış, kalabalıklarda, konserlerde önünüze kalkan yapmış insansınız. Yetmemiş gibi başınıza gelen her olaydan da beni sorumlu tutmuş bir babasınız. Yukarıda Allah var, tüm yakınlarınız, magazin dünyası şahit bunlara. Şimdi düşünüyorum da bir baba çocuğunun canını nasıl bu kadar umursamaz? Ben yıllarca canımı hiçe saydım, sizi korudum. Siz benim evlatlığımı da, babalığımı da sorgulayamazsınız. Kendinizi her tehlikede hissettiğiniz
dediğinizde, yetiş dediğinizde ben oldum. Şimdi kalkmış babalık nasıl yapılırmış onu öğrensin diyorsunuz. Sizi örnek alsaydım vay çocuklarımın haline. Siz babalığınızla sadece bana değil diğer çocuklarınıza yani kardeşlerime de ağır travmalar yaşattınız, yaşattırdınız. Herkes sevgisinden, saygısından susuyor ama bilen de biliyor. Hiç açmayalım o konuları. Ahmet Tatlıses'in yazdıkları yabana atılacak iddialar değildi. Bakalım İbrahim Tatlıses bu iddialar karşısında nasıl bir yanıt verecek göreceğiz. Gitti. Ahmet Tatlıses. Yani aslında yıllarca beraber çalıştı. Burada Ahmet Tatlıses ya da Ahmet Tatlı o kadar doğru ve o kadar güzel şeyler söylemiş ki. Bir baba olarak İbrahim Tatlıses'in bence bir kere daha şapkasını önüne alıp düşünmesi lazım. Katılıyorum. O kadar doğru söylüyor ki bütün iyi veya kötü olayların en önünde duran, en önünde duran, onu koruyan, siper olan kurşuna da çiçeklere de kurşun olan niye adam. Niye sevemiyor? Bilmiyorum. İdo'ya bu kadar kul köle. Hepsi ayrı annelerden. Evet. Burada Derya Tuna'nın da bir tabii... Rolü var diyorsun. Rolü vardır mutlaka. Derya yani Tuna... Yani bu çocuklarına olan tutumuyla ilgili olarak çocukların annelerinin tutumunun mu etkili olduğunu düşünüyorsun? Herhalde. Annelerin tabii. O çok ama etkili. Ama şimdi daha İdo yokken Ahmet Tatlıses evet. vardı. Aynen ve öyle. Ahmet Tatlıses'in yaptığı açıklama o kadar haklı ki daha... Aynen ben öyle. Çocuk yaştayken senin korumalığını yaptım. Sana kalkan oldum ben. Hani sen bana babalığı öğretecek son kişisin derken şimdi babaya yaptığı sistemi burada tartışamayız. Çünkü haklı. Haklı ya. Haklı çünkü bir baba olarak, bir baba olarak öyle bir tehlikeli iş yapıyordu ki İbrahim Tatlıses. Evet gördük sen işte. Sen bir baba olarak gencecik çocuğu en öne sürüyorsan onun da bedelini mutlaka tatlı bir şekilde ödemek lazım değil mi? Onun oğlunu o evden çıkartmak yerine... O evi hediye etmen gerekiyordu torununa. Ve yani. Şöyle bir hatırlatma yapayım mı size? Geçtiğimiz günlerde çok yakın bir zamanda İbrahim Tatlıses bir kaza geçirdi. İlk koşan kim oldu Ahmet. Kaza Ahmet. Yerine? Yine Ahmet. Koşa koşa her o kadar zaman. Kavgalara rağmen. Niye Ahmet'e niye Ahmet koştu koşma onun peşine? Ahmet. Hayatım İdo, çocuklar İdo prens gibi yetişti. Evet. İdo böyle kazaya gitsin. Onun kanlarını toplasın. Onun kurşunu öyle yetişmedi hala İdo. Hala çalışmıyor. İdo prens parası gibi. Yiyor. Aynen İdo prens gibi yetişti. Çok severim İdo'yu. Ben de çok o severim. Ayrı. O ayrı. Ama o bu ayrı. Çocuk... Ya bu çocuk çok şey çekti ya. Çok sert. Evet, katılıyorum. Çok sert bir ayrımcılık iklimde var. Çalıştı. İbrahim Tatlıses de biliyor. Belki çok sevdiği, belki de çok seviyor. Benim babamla abim de çok çatışır. Ama birbirleriyle çok birlikte yaşadıkları için. Ondan. Aynı işe hep yıllarca gittiler. Yani çok çatışmalı. Ama abimin aşkını bilirim babama karşı. Her bir şey olduğunda koşar. İlk o koşar. İlk o deyi yapar, ilk o sırtlanır, ilk o sırtını verir. Yani o yüzden babam da ona ilk onu ben hep prens gibi yetiştim. Ama o hep bir baksanıza ya. Kayışta bile dayak yemiştir abim. Bir KJ'mize bir altta yazan İbrahim Tatlıses torununu evinden evet. attı. Ve hiçbir zaman şimdi, hediye etmediği bir ev biliyor musun? Ne oldu şimdi İdo Tatlıses'ten yani. İkiz çocukları oldu. Bir tane onlara ikiz, öyle davranacak ikizlerden mı? İkizlerden biri hasta diye 3 gün tweet attı üst tabii, üste. Ya. Hayatım öyle. Bak öyle. O üzücü. Yarım şeyiyle. Çok üzücü. Çünkü İbrahim Tatlıses'in başından çok büyük bir olay geçti. O siz ölümlerden döndünüz. Her olayda. O ölümlerden döndüğünüz halde halen daha çocuklarınıza ve torunlarınıza sizin kanınız, canınız. Neden İdo Tatlıses'e göstermiş olduğunuz müsemmayı ve göstermiş olduğunuz babalığı biz Ahmet Tatlıses'te ya da onun çocuklarında göremiyoruz. Eleştirildiğim ama isteriz yani. Ben babalığını sorguluyorum. Ben bir cevap almayı çok isterim. Evet. Mehmet Ali Erbil ile İbrahim Tatlıses evet. çok yakınlar. İbrahim Tatlıses bize de mesaj atabilir. Kendisi de zaten sosyal medyasından açıklama yapabilir. Ama biz neden şu anda İbrahim Tatlıses'in Ahmet Tatlıses'ten olma oğlunu evinden davayla çıkarttığını çok merak ediyoruz. Çok babalık kötü. Yapsın. Ahmet Tatlıses için ben göreceğim onu şimdi babalık yapsın. Ama şimdi siz zaten Ahmet Tatlıses'e nasıl bir babalık aynen. yaptınız da ya sen başından çok büyük bir kaza geçirmiş bir insansın. İmparator dedik sana bu ülkede yıllarca. İmparatorluk
O zaman lafın evet, hakkını hoşgörü. Versin. Hoşgörü ver. Hoşgörü. Evlat torun kovmak evlat, nedir evlat ya? Evlat yanlış yola da girer, girmeyebilir de. Ama bunca yıl sana çok emeği var. Yani evlat olarak çok var. Aynen hiçbir öyle. Ben şey kabul olmasa, etmiyorum böyle bir şeyi. Bir imparator, bir gönlü büyük, bir halkın en sevdiği sanatçı olarak ne olur ya bir tane ev ver, bir tane de bilmem ne yap. Eğer ki Ahmet Tatlı'ya sen çok iyi babalık yaptınsa Ahmet Tatlı'nın şu anda en az 5-10 evi olması gerekiyordu. Yani kendi oğluna rahatlıkla 3-5 ev bırakabilirdi. Böyle bir durum yoksa demek ki yeterince babalık da olmamış yani demek ki. Olmazsa insan der ki ben artık yarım bir insanım. Bu saatten sonra yapacağım artık benim cennetimdir. Ona iyilik yapayım, evlatlarım iyi baba olayım. Bir tek biraz kapıp, Allah'tan korkun bak, ya. Bir tek kapıp onu kucaklayıp hastaneye götürebilecek. Evet. Ya da bilmem ne yapacak. Biraz Allah'tan korksun. İdo değil. Ahmet İdo Tatlı. Bari paşalar içinde. Ayağını çekiyor beyaz öyle. Çorabı. Hayat o öyle. Terliği akşama kadar yiyip içip bitiyordu. Ben onu da şey yapmıyorum. O prens gibi yetişti. Ama bari ben en azından etmiyorum. Buradaki babalık Ahmet Tatlı'ya bari hakkı verilmeli evet, diye düşünüyorum. Yapmış bu arada oldu. Ahmet de benim hiçbir dostluğum benim, falan da yok. Yani. Ben hayatımda magazini yapmış bir insanım Ahmet Tatlı'nın. Tanımam da etmem de kendimi. Yani. Ya ama yapmış olduğu açıklamada, babasına yapmış olduğu sitemde. Hani kimse burada kalkıp da demez ki koskoca İmparator İbrahim Tatlıses sana ekmeğini verdi, senin işte elinden tuttu, sana ekmek onu yaptı. Vermiş olsa şu anda en az 10 evi olması gerekiyordu ve Mert'in doğru yani oğlunun o evden çoktan çıkmış babasının evlerinden birine geçmiş olması zaten gerekiyordu. Kesinlikle. Ben şimdi burada mesela biz İbrahim Tatlıses'i yapmış olduğu bu davranışından dolayı eleştiriyoruz. Nasıl bir cevap verir? Çünkü İbrahim Tatlıses cevap verir. Üzüldüğümüz için söylüyoruz. Cevap verir. Bence cevap vermeli. Evet. Bunun perde arkası eğer varsa bize bunun açıklamasını yapmalı. Ama sonuç ne olursa olarak, olsun ya. Bu bir evlat. Atsan atılmaz, Hande. Satsan satılmaz. Size zamanında bu kadar kalkan olmuş. Aynen ve öyle. Siz çocuğunu o kurşunların önüne atmış bir aynen, baba olarak işte, halen daha Ahmet Tatlıses'le ilgili halledemediğiniz ne probleminiz var ki torununuz bundan etkileniyor. O çocuğun ne suçu var? Onun oturduğu evden ya da davaya sizi, çıkartıyorsunuz. Ya da sizi kim dolduruyor? Ne yapıyorsa ay ne olursa dolmayın. Olsun bir toruna dolmazsın. Ufacık aynen. Bir çocuğun oturduğu dolmayın. Evde mahkemelerde, minnenmelerde ya. Dünya kadar paranız var ya. İbrahim Tatlıses büyük bir isim. Ya bırak İbrahim Tatlıses İbrahim diyoruz. Tatlıses bu ülkede insan büyük senin bağrına basıyor. O yüzden büyüklük yapacak evet, ve büyüklük yapması. Çocuklarına yapması sahip lazım. Çıkacak. Torunlarına sahip aynen. Çıkacak. Bir tabii değil, ki büyük değil, bir isim saygıyla ama yani... İlk biraz... yola çıktı, ilk yolda birlikte yürüdü. İlk arkadaşı İbrahim Ahmet Tatlı. İlk kurşunların önünde duran. Yani her şeyin önünde. Ya bir insan çocuğuna acımaz mı? Çocuğuna doğru. Der ki sen böyle tehlikeli yerde durmaman lazım. Evet. Senin evi işin evinde olmalı. Sen evde durman lazım. İnsan kendi çocuğuna ya, tatlı kıyamaz. Ya sesi... O şekilde aynen. Gördük hiç, mü hiç? Hiç. Göremezsin. Yani yok. O pamuklara sarmalandı. Hiç. Şimdi ben yani İbrahim Tatlıses benim babam olsa, benim başka bir kardeşimi bu şekilde kayırsa... Evet. Ay Ahmet de atlamasın her şeyi. Artık o da bir kendine bir çeki düzen Ahmet, versin ya. Nasıl yani? Gör, adam yıllardır Ahmet'i bir sindiremedi ya. Beni yıllardır babam sindiremeyecek. Ben bu kadar etrafında para için pervane olmam. Para ama para için değil ki. Mevzusu. Seni sevmeyen bir insan bu kadar sevebilir misin? Ama oğlunu, torununu ya benim evden babam, çıkartsınlar. Aşkım benim babam beni sevmeyecek. Ben babamı niye ama seveyim? Ama babası da diyor ki İbrahim Tatlıses. Kız bir dakika önce babanı öğrensin diyor. Benim babamı sevmeyecek. Ben babamı sağ bir şekilde seveceğim. Niye seveyim bu kadar? Beni sevmeyen yine baba ya o başına kötü oluyor. Bir şey geldiğinde aynen. Yine sen koşmaz mısın? Niye gitti? Beni sevmiyorsa koşmam. Niye gitti? Kim? Gitti. İlk kaza oldu o gitti. İşte niye gidiyor? İşte... Sen gitmez misin? İdo gitmedi. Ama işte bu. Yasmin öpüyordu evde bıçık bıçık. İşte. Ya öf bilmiyorum. Yani. Saçma tamam. Gelmişsin. Tamamlayacağım bu konuyu da. İbrahim Tatlıses'in cevabı saklıdır. Tabii. Her zaman. İsterse sosyal medya hesabından tenezzül kendisi bile etmez. Cevap ve bence verir. Aa. Çünkü şimdi burada konuşuyoruz. Bu kadar Ahmet konuştuk. Ahmet'i önemsemediği için tenezzül etmez. Ahmet'i önemsiyor. Önemsemese zaten bunu yapmazdı. Hadi bakalım önemseyecek ben mi göreceğiz? Ben merakla bekliyorum. Bekliyoruz. Şimdi efendim Ceyda Dövenci ile devam etmek istiyorum. Hadi. Ceyda Dövenci'nin hem eski boşandığı eşi Bülent Şakrak'la aralarında acaba ihanet yüzünden mi boşandılar haberlerini masada konuştuk. Ama bugün biz konuştuktan aşkını sonra da konuşacağız. Bir haftadır falan ya da 10 gündür bir şey var mı artık? Yok. Hiç atıfta bulunuyor mu artık öbür aşkını eşine? Aşkını paylaşıyor. Artık değil mi? Şimdi aşkı artık. Konuşacağız. Hı. Güçlü aşkını Mete ile paylaşıyor. Aşkı. Aşka geldiler. Bazı paylaşımlar sosyal medyaya yansıdı. Güzel. Biraz da aşkını konuşalım ama araya da sıkıştırırız. Durun.
Radyocu Güçlü Mete, Ceyda Düvenci ile olan birlikteliğini onayladı. Mete'nin paylaşımına yorum yağdı. Geçtiğimiz yaz oyuncu Bülent Şakrak'la olan 8 yıllık evliliğini 15 dakikada bitirmişti Düvenci. Biten ilişkinin ardından bir sene geçmedi ki bu kez radyocu Güçlü Mete ile geçtiğimiz günlerde aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Seçim günü Güçlü Mete'yi paylaşımında etiketleyen Düvenci, Mutlu Pazar Güçlü Mete yazdığı paylaşımına kalp kondurmayı da ihmal etmemişti. Ve o ilişkinin Güçlü Mete tarafından da doğrulandığı bir paylaşım geldi. Ceyda Düvenci'nin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Güçlü Mete, paylaşımına yaşamın bir mucizesi 16 Nisan'da ailesine bu sene benim hayatıma Ceyda doğar, nice mutlu yaşlara sevgilim notunu düştü. Düvenci'nin 47. yaşını bu güzel sözlerle kutlamıştı. O paylaşıma Ceyda Düvenci'den yanıt gecikmedi. Seni çok seviyorum yazan Düvenci, paylaşımına yine kalp kondurmayı da ihmal etmiyordu. Çiftin birbirlerine karşı ilan aşklarına takipçileri yorum yağdırdı. Evet, istediğimizi Ceyda Düvenci kendine yakışır şeyi yaptı. Evet. Sen birlikte birisiyle birliktesin. Hem de öyle böyle bir adam diye adam düzgün bir adamla birliktesin. Hala eski kocanı, hala eski sevgilinle atıflarda bulunarak ondan intikam almaya çalışmak, hala onu yok, ateşi unutmamışsın. Olmayan yerden duman onu, çıkar mı bilmem onu ne. Onu unutmamışsın demektir. Saçma ve başlar. Oradaki güçlüye, güçlüydü değil mi? Evet. Güçlü Mete. Güçlü Mete'ye çok ayıp ve çok terbiyesizce ama bir şeydi. Ama biz konuştuktan sonra bir paylaşım i̇şte, var. Hayır, doğrusu aşkım o. Bana. Belki o da analiz yaptı. Herhalde. Nacizane olarak biz öyle bir yorumda bulunduk. Ne açıklaması var Ceyda Düvenci'nin biliyor musunuz? Şimdi kendi programı var ya, evet. Konuk alıyor. Konuklarından da daha çok konuşuyor aslında. Ceyda bu birini hatırlattı. Acaba kim? Okan Bayülgen. Ben ama şimdi siz benim konuklarım mısınız? Gözünüze dizinize dursun. Siz program partneriyiz. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Sırf moderatör birine konuk muhabbeti yapıyor diye bir program bitiyor şu an. Konuk muhabbeti yapıyor diye evet. Kim? Hangi? Söyle. Sonra söyleyeyim size arkadan. Aa kız bomba. Ay, söyle, söylesene. Ay burada olmaz şeyler. Aa, yine arkada söyleyeceğiz. Tamam şimdi mevzu şu. Ceyda Düvenci'nin kendi programında yine konuğunu hatta Belçin Bilim'le konuşuyorlar. diyor ki şimdi diyor orada diyor bir şey oluyor. Olduğunu görüyorsunuz. Ve size diyorlar ki etrafınızdakiler. Hayır olmuyor Ceyda'cığım. Bu senin kendi paranoyan. Sen kendin uyduruyorsun. Ama zaman geçiyor ve orada onun olduğunu işte görüyorsunuz ve oldu. Evet. Bakın oldu. İşte bu yüzden benim hep mideme vurur ve mide konusunda hep problemler yaşarım ben diyor. Bu gibi bazı olan şeyler ama kendime şunu öğrettim diyor. Ceyda'cığım kendi şeridinde git. Kimsenin şeridinde orada yanda korna mı çalmış, yandakine vurmuş mu? Gidemiyor var mı görüntümüz? Bak bir insan konuşmaları... bir şey söylerse bunu uygulaması lazım. Hemen bak bu benim konuştuğum konuşmaları bir Ceyda Düvenci kendi dilinden dinleyelim. Tamam çok güzel. Yani bir şeyi kabul etmiş. Evet. Ama kendi içinde halledemediği, zamanında belki de Bülent Şakrak'la evliyken hissettiği ya bir şey var orada, orada bir şey oluyor diye kendini inandırıp hissedip daha sonrasında etrafındakilerin onu uyarıp hayır sen onu kendi paranoyan, sen uyduruyorsun deyip sineye çektirdiği şeyin ama bak oldu deyip de şu an kanıtlamasına rağmen. Ama bazen o kişi yani Ceyda Düvenci de onu karşı tarafa zorluyor olabilir biliyor musun? Bazen benim çok manyak arkadaşlarım var. Özellikle kadınlar.
Adama zorla sen beni aldatıyorsun. Ben biliyorum. Sen beni zorla aldatıyorsun. Deyip zorla adama adamı aldattılar. Bilinç biliyor musun? Zorla. Biliyor musun? Adam aldattı ya. Eğer sonunda. Benim aldatma niyetim yoksa sen benden sürekli kuşkulanıyorsan ben aldatırım. Ya zaten bir beni kadın eğer sokarsın. Aldatılma psikolojisiyle evet. Adamı sürekli darlıyorsa ve o zaman bu boşayacaksın. Kadın, ve bu kadın onu yapmış olabilir biliyor musun? Bülent Şakrak konusundaki evet. Evliliklerinde yani sürekli itmiş, dışarı itmiş olabilir. Bak, şu anda ama ne var? Evet. Ama ne var? Ne var şu anda? Ceyda Düvenci diyor ki bunun akabinde tamam artık ben kabullendim ve artık bitmiş gitmiş. Çok ben şükür. Kendi artık yolundayım. Çok herkes şükür. Kendi yolunda o olsun kadar. Ve bak aşkına o döndü. Kadar. Artık bir mesaj içerikli paylaşımlar süper. Yerine aşkını paylaşıyor. Süper. Odaklanırsa ya mutlu olur. Ya keyfini çıkar. Evet. Bu da mı gitti? Gitsin. Gitsin abi. Next devam. Abi. Evet next o kadar. Var yani. Sen, hayır. Bu ne biliyor musunuz? Next'ten next kimler olmaz. Geldi kimler geçti? Serenay Sarıkaya'nın dizisi. Öyle mi? Evet. Kimler şimdi verdik ya. Hı-hı. Kimler geldi kimler geçti. Serenay Sarıkaya'nın dizisinde de zaten aslında bu konuya parmak basan bir hikaye yazıldı. Ya bırak, abi bırak. Yani git diyor next diyor devam diyor. Aynen, arkadaşlar abi. Takılı kalma diyor. Ya hayat o kadar kısa ki Hande. Çok kısa anlamıyorsun çocuklar, ya doğru. Ne kokoreççi ne iş adamı ne basketbol ne müthiş model ne Serenay Sarıkaya. Hepimiz toprağız. Hepimiz toprağız. Gün bugün. Bak bir saniye geriye dönemiyoruz. Evet bir ya. Saniye. Ya bırakın ya. Next. Bak senin kızın geçen gün şarkı söylüyordu. Harikaydı. Herkes bayıldı senin kızına Ceyda Düvenci. Hmm. Aa, öyle mi? Doğru. Evet evet. Milisa'nın şarkısını söylerken söyledi ya. Gördüm. Bülent Şakrak da çok güzel evet, bir cümleyle çıkar ya. Kızına sahip Bülent Şakrak, çıktı. Mükemmel bir adam. Çok güzel bir onun insan. Için, hay hepimiz hayatımızın keyfini çıkartalım. Evet ya vallahi takılı kalmayalım. Takılı kalmayalım. Cem Yılmaz ne diyor? Anın tadını çıkarın. Necla sen çıldırmış bırak. Necla. Necla. Bir kere Necla gireyim mi? Esiyor feci. Sus, durun. Sus. Hemen söyleyeceklerinizi geliyor tutun. Mu? Efendim siz de ekranlarınızın başından hiçbir yere ayrılmayın. Kısacık bir reklam yine arasından mi? Sonra kısacık çıkıyorum geliyorum tamam. Hemen. Hemen devam edeceğiz. Ben de seyirciden yanayım. Bak istemiyorum gibi davrandım. Hadi Ceyda Düvenci demiştik. Bomba gelmiş bir dakika. Ya, Ceyda Düvenci dedik ama ben daha önce de bir duyumum vardı ve çok önemli bir gazeteciden de duydum. Ceyda Düvenci bir diyetisyenin evine giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Hatta onun kocasıyla da kocasını ayartmaya kadar abi, giden bir durum bile söz konusu olabiliyor. Çünkü adamdan hoşlanıyor galiba. Ne diyorsun ya? Ve bu dedikodu da bütün daha önce sosyetelerin... Bir dakika diyetisyencileri şu an aklından geçir. Diyetisyenlerin adını söylemeyelim çünkü... Çok da yakışıklı bir adamdan bahsediyorum. Evliler mi peki? Evliler. Resmi evliler. Resmi evliler. Diyetisyen bir kadın. Bir zamanlar şimdi. Aa Ceyda Düvenci diyetisyeni kim ya? Söyleyemeyeceğim. Yani öyle söylemişlerdi. Ceyda bu Düvenci. Bir duyumdu ve doğru diyetisyen. Bir duyum. Girdi çıktı evlerine diyetisyen. Girdi çıktı. Yani dolayısıyla, bir dakika evine herkes, girip çıkıyor adam, herkes, adamla bir şey mi yaşıyor? Bak, herkes yeri geldiğinde yanlış yapabilir. Bu Ceyda da olur, evet. Serenay da doğru. Olur, Ebru Gündeş de şey olur, ben de yaparım. Sen de insanoğlu, İnsanoğlu. Yanlış üzerine, hayır yanlış üzerine evet. Kurgulanmıştır. Bu bir insan. Bakayım bakayım. Sakın. Ben buldum. Tamam ama söylemeyelim. Çatlarım ben. Söylemeyelim. Ben çatlarım. Yani, nasıl söylemeyelim? Baş harfini söyleyebilir tam miyim? Tam gerçekliğini... Söyleyelim işte aynı. Nasıl buldum ama? Nasıl buldum ama? Söyleyemiyoruz. Peki o zaman şöyle bir bilgi verelim. Biz söylememiş olalım ama siz Ceyda Düvenci diyetisyen yazdığınızda ya seni Allah çıkacağız hemen ya. Öğrenebilirsiniz. Yani, bugünlük söylemezsem olmaz bitiyor bu bomba haberle çok bitiyor. Çok değerli gazeteci arkadaşıma da ayrıyeten teşekkür ediyorum. İsim veremiyorum. Yarın görüşelim.